Muhammedun seyyidul kevneyni ve'l-fekaleyni el-ferikayni min urbin ve min acemi. Fakan nebiyine fi halkin ve fi hulukin ve lem yudanu fi ilmin ve la kerami. Da'met da'atun nasara fi nebiyimi ve'kum bima şite med'an fi ve'tekimi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ hedânullâh ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh. Lekad jâet rusulün rabbina bilhak sallû alâ rasûlina Muhammed Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem ve alâ âliye ve sahbihi ve sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allahum salli ala sallam. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed Allahum salli ala sallam. Ve ala aliyye sallam sallam. A'udhu billahi s-semi'u al-alimi minash-shaytanir-racim. Rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin ve a'udhu bika rabban yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fa'hdharuh. Sadaqallahu al-azim. Allahumma anfa'na bil-Qur'an al-azim. Wa barik lana fihi walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah al-hayy al-qayyum. Hassantukum bil-hayy al-qayyum alladhi la yamut abada. وَدَفَعَتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Rabbim Cuma gecemizde birçok hayırlara, bereketlere, feyizlere, mağfiretlere cümlemizi nail eylesin. Amin. Azabından, gazabından ve azabına çekecek itikattan, ahlaktan, fikirlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim. Önümüzdeki hafta inşallah ben biraz yolculuğum olacağı için ben perşembe sohbete gelecektim fakat uçak çok yakın olmuş. Yani buradan direkt uçağa gitmek icap edecek. O bakımdan inşallah şeyden yapayım, televizyondan yapayım haftaya inşallah. Yine sohbetsiz bırakmayayım sizi de, yola çıkmadan evvel yine bir şeyler anlatırım inşallah. Sohbet yaparız, ben öyle şey ederim, hazırlanırım yani. Buraya gelmek lüzum etmesin. Ondan sonraki haftada bulunmuyorum yani. Haftaya sohbet var inşallah. Ama televizyondan yaparım inşallah. Ondan sonraki haftada Türkiye'de yokuz. Ondan sonraki perşembe, yani buraya biz iki yok, bir var. Üçüncüde geleceğiz inşallah. Tamam inşallah. Yani saat tabii o vakit yatsı namazını yine cemaatle kılarız. Yatsının peşine yapalım da ondan sonra akşamdan sonraya döndüreceğiz herhalde. Tabii saatler artık gidiyor. Bu saatler böyle giderse ne oluyor? Yatsı 12'ye çeyrek kala mı olacak? He? Tabii 11'e çeyrek kalaydı, 12'ye çeyrek kala olacak. He? Değişmiyor demiyorum. Ya ileri gidecek. İleri gidecek. Ne alakası var mübarek adam? Yani o 11'e çeyrek kalaya erkene alındığı zaman orada duruyordu. Şimdi nasıl ki güneş 8.30'a gitti ama nasıl oldu? Niye? 11'e çeyrek en üstün şey miydi yukarısı? Sabaha mı bir tek taluk etti bu? Sabahta 8.30'a gitti. Güneş o zaman. Neyse görürüz siz bakalım. Sizin aklınızla da çok hareket etmeyelim. Ondan sonra beni de şaşırtıyorsunuz bazı kere. Efendim, yani bu akşamdan sonra mecbur alınacak tabii de. Bu yani iki hafta yokuz. Burada yani. Üçüncü hafta yine biz yatsının peşine, yatsıya namazı da yetişelim. Ezanla kılalım.
Ondan sonra sohbet yapalım, ondan ilan edelim bakalım. Akşamdan soruyu almak için. İnşallah. Onu duyuralım. Ondan sonra şehitlerimiz var, onları okuyalım. Eyyüel veled de bakalım. Şimdi bugün biter inşallah. Allah bir mani vermezse, gevezeliğim tutmazsa. Evet. Hoca efendinin biri şöyle bir laf etmiş, ben o lafı beğenmedim. Fıkha uygun görmedim yani. Bizim hocalar demiş, kürsüye çıkınca ağız ishaline tutuluyoruz demiş. İsmail Ağa da demiş bunu. Kürsüde. Ben bu lafı şeriata uygun bulmadım. Çünkü hocalar ayet hadis okuyorlarsa ishalden çıkan şey belli. Ağız ishali lafı şeriatın zahirine uymuyor. Çünkü ilme ve ulemaya ve onların konuştuklarını hafife alacak lafızlar biliyorsunuz fıkıhta çok tehlikelidir. Onun için ishal lafı demez. Ha gevezelik diyorum ben kendi kendime de. Gevezelik lafını bile sonra zahit buluyorum. Çünkü hep ayet hadis okuyorum. Bu sefer bu gevezeliğe girmiyor ki. Ben şov yapmıyorum ki. Değil mi? Şimdi şov yapsam daha fazla izlenirdim. Ayrı dava. Ama millet şova merak. Ayet hadise merak değil. Değil mi? Bir tane adam mesela işte bir filmler yapıyor, bir şeyler yapıyor. 3-4-5 gidiyor öyle. Herif kaç milyon izleniyor. Gişe rekorlar. Bir de parayla. Bir de parayla. Millet şeyi çok merak böyle. Lüzumsuz şeyler yani. Görüntüler, şeyler efendim. Şakalar, şamadalar, fuzuli işler, kadın kılığına giren erkekler, başörtü takan erkekleri falan çok seyrediyorlar. Nasıl bir millet türediler ben anlamıyorum ya. Eskiden yani millet böyle şey itibar etmezdi çoluk çocuk işlerine. Fakat şimdi bu kadar milyonlarca insan bu şovları, bu filmleri, yani filmde bir mana yok, kültür yok. Ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar, her tarafa zarar, vakti tüketir. Bomboş bir şey ama bütün bir nesil bunlara seyrediyor. Ben akıl aldıramıyorum yani. Bu millet nasıl ilerleyecek, nasıl düzelecek? Bu da iyiye işaret değil. Yani bunların gişe rekorları kırması, ayet, hadis ve ilimden bahsedenlerin dinlenmemesi, az izlenmesi, gençlerin zaten bu taraklarda bezi pek kalmadı yani. Yine bizi de dinleyenler belki de ortalama orta yaşlardır, daha yukarı yaşlardır falan. Yaşla alakalı değil. Tabii ki herkesin nasibi var. Herkes nasibini alır. Bir insan 90 yaşında da olsa bir sohbet dinler. O sohbette tevbe etse ahiretini kurtarır. Kaç kişiden ben telefonda da benimle görüştürdüler yani. Ben intihar edecektim dedi bana. Ağır kanserim dedi. 5-6 ay içinde de öleceğim dedi bana. Açık bir bayanım dedi. Bilmiyorum sağ mıdır tabii ki. Öldüyse de Allah rahmet etsin. Çünkü imanlı kadın. Dedi ben dedi yani senin sohbetlere rastladım da internette dedi. O vakit televizyon da yoktu. Ben dedi şaşırdım kaldım dedi. Böyle neler varmış dedi ya. Ahirette neler var, işte şunlar var, bunlar var. Önümüzde kabir var, mahşer var, sırat var, mizan. Hiçbir şey biz duymadık dedi. Hiçbir şey duymadık dedi bu memlekette. Şimdi dedi bu ağrı sancı çekiyorum. Dayanamıyorum. Ölürsem de kurtarırım bu işten. Zaten öleceğim ya. İntihara teşebbüs etmek üzereydim dedi. Bu sohbetlere rastladım dedi. Şimdi gece gündüz dedi ağrımı sancımı unutuyorum dedi. O sohbet bitiyor, onu açıyorum. O sohbet bitiyor, onu açıyorum. Yani dedi, ben imanımı kurtarıyorum. Hem dedi, Allah'a imanım arttı. Hem de sabrediyorum. Ölürsem de öleceğim dedi. Hiç olmazsa dedi, yani bu intihardan kurtuldum dedi yani. Bunun gibi birkaç tane daha da geçmiş süreçte yaşadım. Yaşadım. Ya çünkü insanları bu oyalamalarla, boyalamalarla, bu filmlerle, dizilerle nereye kadar yani? Nereye kadar? İnsanı tatmin edemezsin ki. Huzur veremezsin. Biz ölüm tehlikesi gelse, işte eceli Allah bilir ama bazı hastalıklar öldürücü. Böyle bir şeye yakalansa adam, kuvve-i maneviyesi çöküyor. Yani siz moral diyorsunuz, gavurca bir laftır ama adamı sıfır oluyor. Ondan sonra adam dünyadan ümidini de kestiği için kendi elimle bu işe son vereyim diye. Bunu da bir maharet zannediyor, hüner zannediyor.
mertlik zannediyor yani. Halbuki en büyük haram, cenneti haram ediyor. Fakat bilmiyor. Sen şimdi buna bilmem kimin filmini seyrettiğini sana desen adam durur mu yani? Adam diyor, ben diyor bu kadar bağırıyorum diyor. Birkaç ay içinde de öleceğim diyor. Ne filmi diyor ya. İşte o zaman ayet hadis fayda ediyor. Ayet hadis her zaman fayda ediyor. Ama öbür oyunlar, eğlenceler zoru gördün mü fayda etmiyor. Aynı şeytan gibi. Hadi bana eyvallah diyor. Ben seni kandırdım gidiyorum diyor. Senin ömrün tüketti. Yazık değil mi senin? Vakitlerin tükendi, saatlerin tükendi. Ziyan oldu. Bir daha ele mi girecek şu gece? Şöyle bir cuma gecesi, bir daha haftaya kim sağ, kim selamet? Ölüm bakıyor mu genç ihtiyara? Bakmıyor. Abi biz 5 yaşında çocuğun cenazesindeydik. 2 gün evvel. Fatih Hoca Efendi'nin çocuğu. Muhammed Yuşa yavrumuz. 4,5 yaşında çocuk. Allah alem nazardan gitti. Çünkü nazar deveyi kazanan insanı mezara diyor hadis-i şerif. Çünkü tabii tabutu da açtılar, yüzünü illa gösterelim. Dedim açmayın. Yani illa açalım bak dediler. İşte böyle bal mumu gibi olmuş. Cennet kuşu. Bir çocuk ölmüştü. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a usfur minâ safiril cennet. Cennet kuşlarından bir kuş deyince efendim sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ayşe böyle hemen garanti konuşma. Niye böyle konuşuyorsun? Diye bir şey var. Sahihtir ama o hadis-i şerif önce varid olmuştur. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çocukların direkt cennete gideceği vahyedilmemişti. Onun için kesin konuşma buyurduydu. Sonra tabii vahiy biliyorsunuz 23 senede tamamlandı. Nasık mensuh da var. Sonra bildirilene göre çocuklar buluğ ermeden öldükleri zaman kafirlerin çocukları da olsa cennetliktir. Bu elhamdülillah yani bu şeydeyiz. Yine ihtilaflar var. Müşriklerin çocukları hakkında ihtilaflar varsa da benim bu kadar incelediğim, okuduğum kitaplarda bana ağır basan görüş masum oldukları için, mükellef olmadıkları için cennetlik olduklardır. Müslümanların çocuklarında hiç şüphe yok. Zaten İbrahim Aleyhisselam'la Sare validemizin kefaletindedirler. O kesindir. Miraç gecesi görülmüştür. Sahih hadis-i şerif. Müşriklerin çocukları hakkında da bazı ihtilaflar vardır ama hademü el cennet etfalül müşrikin hademü el cennet. Müşriklerin çocuklar cennet ehlinin hizmetçileridir. Bu hadis-i şerifte vardır. Buna da şey diyorum. Şimdi cennet ehlinin hizmetçisidir. Ben cennete girip de hizmetçi olmaya razıyım. He? Bana şu anda deseler ki belki cennette çok yüksek makam alabilirsin ama ihtimalli. Ama hizmetçi olacaksan, kabul ediyorsan garanti deseler, ben garantiyi tercih ederim. Siz? Evet. Faraza konuşmayalım, boş ver. Ama bir mantık yürütüyoruz yani. Çünkü cennetlik olacağımız öbür türlü ihtimalli olan işin sonu çok da tehlikeli olabilir. Bir de bakarsın, peygamberlerle komşu olacağım derken cehennemin dibinde de çıkabilirsin. Nasıl öleceğimiz belli değil. Bu ilahiyatçılar varken imanımızı nasıl kurtaracağız, o da hiç belli değil. Değil mi? Her gün bir şey yumurtluyorlar, milletin kafasını karıştırıyorlar. Diyanet dine sahip çıkmıyor, ehl-i sünneti muhafaza etmiyor. Bunlar yanlıştır demiyor. Ancak bu hadisler uydurma, şu hadisler palavra, ancak onu söylüyor. Kadınlar kızar diye hadisleri çıkarıyor kitaptan. Zenginler kızar, onu çıkar. Fakirler kızar, bunu çıkar. Kadınlar kızar, bunu çıkar. Erkeklerin kızacağı yok mu acaba? Onların da vardır herhalde. Yani onların da derdi şu, feministler, komünistler ne der? Başka bir şey yok. Diyanet şu anda onlarla uğraşıyor. İslam'ı herkese güzel gösterelim derken yoldu yoldular, kuşa çevirdiler. Zaten İslam kalmadı ki, güzel görse ne olur? Güzel gördüğü şey İslam değil. Beğendiriyorsun ya göya. Tamam, şimdi herkese bunu beğendirdim. Ya adam Allah peygamberi beğenmiyorsa sen niye beğendiriyorsun ya? Allah Teala sana beni beğendir diye ayetlerimi inkar et demedi ki. Fakat böyle bir çaba var. Çaba var. Cemiyetin aklını almayacak şeyleri de inkar ediyorlar. Akıl ne almıyorsa, zaten İslamiyet'in mucizeleri akıl almaz. Akıl ona inanır ancak. Ama akıl çözemez yani sırrını, çözemez. Bu da akılına çözdürmeye uğraşıyor. Çözdüremeyince, bu uşkur değil ki çözesin ya. Allah'a sen ancak uşkur çözebilirsin ama bu benim aklım bunu çözemiyor. Ya çözemiyorsa akıl durduğu yerde vahiy zaten devreye giriyor. Nakil devreye giriyor. Nübüvvet nedir? Peygamberlik müessesesi nedir? Mucize nedir? Mucize
Akılla anlaşılacak bir şey midir? Sanki evliyanın kerametini çözdün mü? Yani evliyanın kerametini çözdünse konuş. Keramet, Belkıs'ın tahtını ta Yemen'den, Sebe'den, dünyanın en büyük şeyi o zamanki yani. Hem de camdan, şeyden, ne diyorsun? Billur'dan. Camdan, billur'dan. Koca köşk. Sarhum mümerradü min kavarir diyor Kur'an. Sarh ya, sarh ne demek biliyor musun? Topkapı Sarayı halt etmiş yani. Her tarafı camdan, billur. Şeffaf. Ta Süleyman Aleyhisselam zamanları. Onu oradan bir ismi azam ile göz açıp kapamadan Süleyman Aleyhisselam şöyle yaptı, şöyle yapmadan önüne getirdi ya. Asaf İbn-i Berkaya. Peygamber değildi o. Kâle lezî indi ilmün minel kitap diyor Kur'an. Yanında kitaptan ilim olan. Peygamber demiyor bak. Yanında kitaptan ilim olan. Yani ismi azamı bilen. Ben size onun için ismi azamları yazıyorum. Şimdi bu önümüzdeki ay Seyyid Alevi Maliki Hazretleri'nin İsmi Azam rivayetlerinin tümünün topladığı bir şey yazdım. Diyor ki bunları şaşmaz. Hangisidir yine diyemiyoruz. Bunları şaşmaz. Bakalım biz ne getirebiliriz? Bize tavuk bile gelmez ya. Hiç. İhlas yok, ihlas. Ama İsmi Azamları yazdık yani. Mart sayısına çıkacak inşallah. Yani daha çok rivayet var da bir cem yaptık yani. Bir kitaptan nakil yaptık en azından. Elinizde bir şey olsun. Sıkıştığınız zaman okuyacağız İsmi Azam. Efendim, bir İsmi Azam ile enatike bi kabilen yertedde ileyke tarfuk. Gözünün kirpiğin kaşınsa, kirpiğin sana geri dönmeden ben getiririm dedi tahtı. Kim mi? Kim geldi? Eyyüküm yetini bi arşya. Kabilen yetini müslümin. İkinci cilt. Kur'an-ı Kerim dualarında çok ilimler yazdık ama o Rabbini zalemtü nefsi ve eslemtü ma Süleyman elillah rabbil alemin. O ikinci cilde kaldı. Neml suresi ya. Biz Radeka'da yazdık birinci cilt. Neml suresine ikinci cilt çıkacak inşallah. Kur'an dualarının ikinci cildine geçiyor bu mesele. Uzun da inşallah, inşallah. Hep inşallah diyelim. İnşallah demek şurada oturduğumuz yerden kalkana kadar payımız var. Ha böyle kalktın bir daha inşallah o iş geçti. Ya olmayabilir. Onun için inşallah meclisi, yani o unuttuysak da meclisi terk etmeden hatırlamamız lazım inşallah. Hep inşallah. Aman ya Rabbi ya. Bismillah'tan daha önemli yani. İnşallah meselesi. Mevla dilemeden bir şey olmaz. Ya bu Sebe Melikesi Kraliçe Belkıs aleyhisselam Müslüman olarak gelecek kavmiyle beraber Allah-u Teala bana vahyetti diyor Süleyman Aleyhisselam. Ama onlar Müslüman olarak gelmeden tahtını bana kim getirebilir? Cinlerden bir ifrit. Cinlerin çok gücü var. Kim verdi o gücü? Allah-u Teala. İnsana da bir güç vermiyor mu? Veriyor. قَالَ اِفْرِيتُمْ مِنَ الْجِنِ Cinden ifrit demek, ifrit derler Türkçe'de. İfrit yani inatçı çok. Meradeden. Maritlerden yani. اَنَاتِيكَ مِنْ قَبْلَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ Süleyman Aleyhisselam dedi, burada oturuyorsun ya dedi şeyinde, tahtında. Oradan kalkmadan getiririm dedi. Ve inni aliyle kaviyyün emin, ben çok güçlüyüm, çok güvenilir adamım. Ama Süleyman Aleyhisselam demeden, ifritin o kadar gücü var ama kıpırdayamıyor. Çünkü Mevla bütün cinlerin, şeytanların ipini, sapını kime vermiş? Süleyman Aleyhisselam'a vermiş. Gücü çok ama çıt çıkaramıyor böyle. Dedi ki, ben çok kuvvetliyim, çok emin kişiyim, güvenilirim ben. Bana müsaade eder misin? Süleyman Aleyhisselam dedi, ben buradan kalkana kadar çok vakit geçer dedi. O kadar böyle yarım saniye, dakika bekleyemem dedi. Cini bozdu yani, anlıyor musun? Bir karizmayı sıfır etti daha. Ya diyoruz, yani oturduğun yerden şöyle yani. Kalkmadan getiririm diyor. Hadi git diyor, o çok zaman geçiyor, ne biçim iş diyor falan. Cini perişan etti yani. İfriti. Cinler, Allah Teala imkanlar vermiş. Yani cinlere. Bu ayetten de anlaşılıyor. Mustafa Aslamoğlu gibi öyle şuradan buradan gelenler değil cinler. Yani her yerde bulunanlardan değil mi? Onun da yanında çok cin vardır acaba. Ne tip cinler vardır acaba? Bunu bilmiyorum. Ehl-i sünnet bir cin olsa tabii iyi bir durum olmaz onun için. Kendi gibi Şii mi buldu, Mutezile mi buldu? Herkes bir cinlerle dolaşıyor. Ama işine gelmeyince diyor ki Ninova'dan gelmiş insanlardı diyor. Cinler değildi.
Ne cinler değildi? Cinler cirit atıyor senin odanda, evinde de. Bizde de var, bizde de var. Her yerde var. Her yerde var. Allah'a sığınmak lazım, değil mi? Evliya Allah'tan biz çok ibadet ediyor. Çok ağır hasta oldu, ölümcül, ilacı da yok. Dediler şu ot sana yarar ama Hindistan'ın en ücra köşesinde. Şimdi bile Hindistan'a 6-7 saat gidiyorsun, oradan bir tarafa kaç saat gidiyorsun? Hindistan'ın içi bir dünya kadar. Dedi ben nasıl şey edeyim dedi mübarek zat. Onu da seven cinlerden bir müridi var ama kendi görmüyor onu. O devamlı geliyor onun ibadetiyle, namazına uyuyor, cemaate uyuyor. Anladın mı? Bazı cemaat 3 kişi kılıyoruz, bir de baktın 30 kişiyiz halbuki. Haberimiz yok tabii ki. Ondan sonra bir gün bir de baktı. O istediği otlar, yani Hindistan'da bulunan otlar geldiler önüne. Sabah kalktı seccadenin orada otlar duruyor. Allah Allah dedi. Ben Allah katında bu kadar makam sahibi miyim ben dedi, bunu getir demezdim kendim. İmkanım da yok. Ağır da hasta olmuştu. Sonra başka bir veli bu işi keşfetti. Dedi ona ki seni çok seven cinlerden bir Müslüman var. O dedi, ya ne kadar kolay anlıyor musun? Ne uçak bekliyor, ne bilet alıyor, ne sis oluyor, ne kar, pist kayıyor. Orada Hindistan'ın en aksasından ilacı alıyor, dakikada götürüyor. Allah Allah. Yani muteber kitaplarda geçiyor bu ya. Bütün keramat evliya haktır ama cinlere verilen şey keramet değil. Cinin de evliyası olursa kerameti olur. Evliyası da olabilir ya, azdır ama insanlar kadar fazla değil. Fakat şunu demek istiyorum. Cinin yaptığı iş aslında nasıl bir iş? Normal bir vaka. Vakayı adi eden. Ne gibi? Senin uçağa binip Hindistan'a gidip oradan ilacı alıp tekrar uçağa binip gelmen gibi. O biraz daha hızlı hareket ediyor, o kadar. Yani ama bize göre tabii biraz şey oluyor yani. Harikulade oluyor. Halbuki bir şey değil. O zaman Süleyman Aleyhisselam onu bozunca Kâlellezî indî ilmün minel kitâb, kitap ilmine sahip olan İsmi Azam'ı bilen. Asaf İbn-i Berkıya ne dedi? Gözünü kıvıldatmadan getiririm ya. Oturduğun yerden kalkmak neymiş dedi. Süleyman Aleyhisselam dedi, tamam işte budur. Yani neye önem verdi Süleyman Aleyhisselam? Cine dedi ki, senin gücün kuvvetin sana kalsın, bana lazım değil. Bak burada Allah'ın ismiyle, zikirle getiren var, İsmi Azam var. Yani Evliyaullah'tan zat var. Ben evliyanın kerametini senin cinliğine, hinliğine tercih ederim. Hemen Asaf Hazretleri İsmi Azam'ı okuduğu anda köşk önünde belirdi. فَلَمَّا رَى مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ. Baktı o koca köşk camdan billur, önde gör. Dünyada bir tane daha yapılmamış. Ondan sonra da yapılmamıştır. O zamana kadar da yapılmamış. Onun için kraliçe geldiği zaman onu ona ziyaret ettirdi. O onu ziyaret edince, dünyada da benim yaptığımı bir misli yok biliyor. Bu nasıl acaba dedi, nasıl beğendiniz mi dedi. Kâlet kennehû, sanki benim oradaki dedi. Yani çünkü burada yapılamaz bu demek istedi yani, bu nasıl işte. Müslüman oldu, kurtuldu. Süleyman Aleyhisselam'la da evlendiği rivayet ediliyor zaten. Peygamber hanımı oldu. Cennetin, efendim, hem dünyada kraliçe, hem cennette kraliçe. Sultan oldu ya. İnsan hem dünyasını kazanabilir, hem ahiretini kazanabilir. Ne vakit? Aklını çalıştırırsa. Şimdi, tabii ki, nereden dedim, yavrumuzun dedim, yani müşriklerin çocukları cennet ehlinin hizmetçileridirden geldim oraya. Nereden geldim? Kerameti inkar ediyorlar diye mi geldim? Mucize inkar ediyorlar, kerameti inkar ediyorlardan geldim. He? Yok yani, peygamberlerin mucizelerini inkar ediyorlar. Şey, aklımız almıyor diyorlar. Aklımız almayınca, çözemedik deyince reddediyorlar. Peygamberin mucizesini nereden çözeceksin? Daha velinin kerametini çözememişsin. Halbuki senin gibi adam yiyor, içiyor. Peygamber de senin gibi adam. Ne bakımdan? Yemek, içmek bakımından. Ama vahiy gelmek bakımından kıyas edilmez. Hiçbir beşer onlara denk olmamış. Efendim, Evliyaullah da yine böyle. Ne kerametler, ne tasarruflar zuhur ediyor. Allah Teala sevdiği mi dostlarına ikram ediyor. Onun için yani ne hal üzere öleceğimiz belli değil dedim.
Bundan dolayıdır ki bize garanti hizmetçilik verseler, o garantiyi alsak iyi olur dedim. Ama faraza konuştuk dedim yani. Çünkü neden? Son nefesimizi bilmiyoruz, nasıl öleceğiz belli değil. Ama çocuk ise, yani sabi ise artık onda yani mesuliyet yok inşallah. Azap olma ihtimali de yok ama bir kabir sıkışması meselesi geçiyor. Yani benim oğlum İbrahim'i de kabir öyle bir sıktı ki diye bir hadis-i şerif var. Bu da bazı tefsirlere muhtaç, şarihler, izahlar getiriyorlar. İlla ki kabir vahşet hissi getirir, yalnızlık hissi verir. İşte anasının, babasının koynu gibi olmaz, kucağı gibi ama annesi rüyasında görmüş bir gün evvel yani ölümünden çocuğun. Bilmiyorum hoca hanım mıdır da, çarşaflı ihvan kardeşimiz yani hanım kardeşimiz. Çünkü biraz şey yuttu ne onun adı, kalem ucunu yuttu. Bu sefer de komaya kaldı. Biraz işte yakın hastanede çıkaramadılar. Oradan büyük hastane, oradan falan da işte, şeyleri, organ yetmezliği oldu, beyin ölümü oldu falan. Yani organlar bitti, kalp bir şey oldu. Ondan sonra tabii de tam ölüm vuku bulmayınca da merak şey oldular, zora düştüler. Böyle istihare yapmış yani annesi. Demiş, ya Rabbi bana bir şey göster de ben yani bileyim ne olacak hani. Böyle bekliyoruz gibi de. Maşallah yani tabii itikadı düzgün olan insanlar, ihlaslı, sadakatli olan insanlar görebilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş. O çocuğuna, Muhammed Yuşa çocuğa sarık sarıyormuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sarık, kefen de sarıktır esasen, tabire muhtaç idi ama şimdi aklıma geldi. Hani sarık kefen yapmak için ona göre ya, yedi arşın falan yapıyoruz. Sarık sarıyormuş ona, sen, ona da sen razı ol demiş. Sen razı ol demiş, yani Allah senden razı oluyor, sen de razı olursun demiş. Efendim öyle görmüş, işte tabii önden bir haber almanın da bir faydası da oluyor. Kalbe bir teselli bahşediyor yani insan, belirsizlik de zor iş, belirsizlik de zor iş. Ve böylece, yani ne demek istiyorum? Bir çocuk, bir efendim, 4,5 yaşında, 5 yaşında sapasağlam çocuk bizden evvel ölüyor. Biz geliyoruz 55 yaşına mesela, diyebilmemiz, hiçbirimiz haftaya çıkacağımızı diyemiyoruz. Neden sebep öleceğim? Kalbim iyi, damarlarım iyi, tahlillerim iyi çıkıyor falan. Hiç alakası yok. Hastalar yaşıyor, sağlamlar ölüyor. Onun için şu saati, şu geceyi bir daha bulacağız diye bir şeyimiz yok. Elimizde bir gün. Bulsak bile o gece kendinden mesul, bu gece kendinden mesul. Bunda da kazanalım, onda da kazanalım. Değil mi? Mesela ben haftaya yine cuma gecesine çıkarım. Şu namazı kılarım, şu sohbete gidebilirim. Veya iki ay sonra da gidebilirim. Diye bunu tehir etmenin çok büyük tehlikesi var. Helekel müsevvifun. Yakında biz tevbe ederiz. Yakında sohbete gideriz. Bir hafta sonra cemaate giderim. Tehir edenler helak oldu. Yani o istediklerine ulaşamadan öldüler buyuruyor. Ölünce de helak oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, sen şimdi bu hafta pazarda bir şey satıyorsun. Pazarcısı diyelim. Haftaya yine çarşamba pazarı var. Sen der misin ki, nasıl olsa her hafta var, üçüncü hafta kurarım tezgahı, der misin? Ya ne dersin? Ya madem her hafta mal var, müşteri var, her hafta para var, kar var. He? Hiç ben görmedim dükkan açmayan, tezgah açmayan. Tehir edip de ayda bir kazandığımla yetiyor diyen, hiç görmedim. Kendi açmasa birini açtırır, yine birkaç kuruş ona verir, geri kalan parayı kendi alır. Yani insanlar böyle çalışıyor. Neden? Dünyaya iman etmişler. Yani dünya var, menfaati var. Para olmadan bir şey alınmıyor. Para kazanırsan her kapı açılıyor. Ha, buna inandığı zaman böyle yapıyor. Şimdi ahirete inansaydı bu şekil, Müslümanız diyoruz ama gaflet içerisinde. Ahirete bu şekil inanan bir adam, cemaati tehir eder mi? Bu sabah gitmeyeyim, yarın sabah cemaate giderim der mi? Bir vakit cemaatsiz namaz kılar mı? 27 rekat fazlası var. Orada efendim normal farz, o da kabul olduğum belli değil. Camide ezan da duyan bir yerdeyse cemaatsiz kabul de olmuyor. Ha, farzı düşer mi borcundan? İşte doğru dürüst kıldıysa yani talim-i tecvid tadil erken, hadi borcu düşer diyelim. En fazla borcu düşer. Kabul olsa sevap alacak. Kabul olmaz cemaatsiz kılarsa. Kabul olmayınca ne olur? Kabul olsa 27 dereceye katlama var. O katlamaları kaybediyor. Çok çok zararı var.
Onun için hiç tehir etmeyelim. Çoğu sohbetler zaten artık televizyonlardan, radyolardan, internetten, elinizin altında düğmeler. O kadar kolay oldu. Neyi tehir ediyorsun daha ya? Ben bir de hafta dinlerim, tekrarını izlerim, bilmem. Tekrarına sağ mısın? Belli değil. Belki bu sohbette senin hidayetine vesile olacak bir cümle var. Belki itikadında bir yanlışlık vardı, tahsiye etmen lazım. O arada öleceksin belki haftaya, tekrarına sağ değilsin. İlimsiz nasıl duracaksın? Nefessiz durmaktan beter ya. Biz madem kitap okuyamıyorsunuz, madem tefsir, hadis, fıkıh, hakaret, tasavvuf, bu kadar faydalı ilimlere elinize alıp okuyamıyorsunuz. Allah'tan Türkçe kitaplar yazıyor hocalar da. Yine bir Türkçeden faydalanıyorsunuz. Yoksa hep Arapçaya kalsaydı hiç okuyamayacaktınız. Çok büyük zarar olacaktı. Ama kitap okuma alışkanlığınız yok. Yani çok az okuyabiliyorsunuz. 5 sayfa, 10 sayfa içinde ne oluyorsunuz? İptal oluyorsunuz. 5 sayfa, 10 sayfada iptal oluyorsunuz. Benim gibi 50 sayfa, 100 sayfa tırık 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 okumuyorsunuz. Ya bu sefer ne zaman bitecek bunlar? Türkçelere de yetiştiremezsiniz bu vaziyette. Onun için mutlaka ilimden azami derecede istifade, ilim, amel, ihlas. Evvela ilimden başlıyor. Biz daha ilmi tamamlamadık. Öğrendiğimizde amel edeceğiz. Amel ettiğimizde Allah'ın rızasını kesbedeceğiz. Böylece inşallah ölmeden bir şeyler kazanıp gideceğiz inşallah. Yani kalbi ıslah etmek, şimdi onu söyleyecek inşallah, başlayacağım derse. Şehitlerimizi okuyalım, ibareye başlayayım. Askerlerden 5 tane elbap, 4 tanesi elbap şehidi. Allah Allah. Elbaba girildi, tanklar içeride dolaşıyor fakat oradan Membice niyet ediyorlar. Oradan Rakka'ya herhalde niyet ediyorlar. Bilmiyorum. Allah Amerika'nın oyununa gelmekten muhafaza eylesin. Amin. Yine Genelkurmay Başkanı geliyormuş. Bu arada su yolu yaptılar burayı, Türkiye'ye. İngiliz'i gidiyor ama Alman'ı geliyor. Alman'ı gidiyor, Amerika'sı geliyor. Kaşımıza gözümüze mi açık bunlar acaba? Bir dolap dönüyor herhalde yine. İnşallah elimize mi düştüler? Elimize düştüler ama adamlar oyun yapıyor. Yani güvenilmez. Hep yalan konuşurlar, hiç ahde riayet etmezler. Kur'an-ı Kerim onlardan öyle bahsediyor. Kur'an'a inanan Müslümansak asla sözlerine itimat etmeyeceğiz. Yani ne diyorum? Hiçbir Müslümanın ahdine vefa göstermezler. Sözleşmelere riayet etmezler. Bunlar İngiliz'i de, Alman'ı da, Amerika'sı, hepsi müşrik. Hepsi müşrik. Katelehumullah, Allah kahru perişan etsin. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor, beddua diyor bunlara. Bu adamların şu ana kadar bu bütün dünya, Amerika, Rusya birleşmiş IŞİD'i bitirmeye. 2,5 senedir IŞİD bitmiyor. Aklınız eriyor mu? Yani yüzlerce uçak kafalarında, yüzlerce uçak. Bunların bir uçaklık canı var ya. Bir uçak ikmal yapar bir daha gelir, ikmal yapar bir daha gelir, her tarafı bitirir. 2,5 senedir kaç cephede biliyor musun? Bir yerde değil. Irak'ta ayrı varlar, Suriye'de ayrı varlar. Anlıyor musun? Birçok yerde cephe açmışlar yani. Bu kadar cephede bunlar nasıl ki bitmedi, helak olmadılar? Onun için burada oyun var. Haritaları değiştirmek için taş gibi oynuyorlar yani. Şimdi oradan kaldırıyorlar onlar. Tamam, burada iş bitti. Burayı nasıl olsa PKK'ya verdik. Siz şimdi bu tarafa geçin. Buradaki Müslümanları kaçırtın. Oradan PKK'ya sonra oraya vereceğiz. Büyük Kürt Devleti, İsrail Devleti kurduracağız. Planları budur. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Amin. Tabii ki askerlerimiz şehit oluyor. Çok üzücü bir şey. Çok üzücü bir şey ama çare yok. Elden bir şey gelmiyor. Ancak dua edebiliyoruz. Ölüsüne, dirisine dua ediyoruz. Ne yapalım yani? Ne yapalım? Tabii Membice giderler mi? Oradan Rakka çok sıkıntılı diyorlar. Bütün Vahabilerin liderleri Rakka'daymış.
şeyh dedikleri yani hoca dedikleri ne kadar hokkabaz varsa sahtekar hepsi Rakka merkezdeymiş. İşte milleti tabii çoluğu çocuğu kandırıyorlar dünyanın her tarafından. Malezya'dan bile var. Endonezya'dan var. Tunus'tan çok. Fas'tan her yerden. Özbekistan, Tataristan, Kırgızistan. Bu kadar insan toplamışlar. İşte burada Melhame-i Kübra büyük savaş çıkacak. Ondan sonra gavurlar burada yeneceği. Sonra Hazreti Mehdi gelecek. Deccal çıkacak. Ya bunlar doğru. Fakat bunlar doğru ama siz bu adamlar değilsiniz. Çünkü şu anda vakit o vakit değil. Hadis-i şeriflere göre daha Hazreti Mehdi'nin çıkmasına yüzlerce yıl var. Yüzlerce diyorum sana ya. Kitap okuyorum bu kadar ya. Yüzlerce yıl var. Son bulduğum kaynak tamamen hemen hemen tarihi tam veriyor. Hem de çok büyük kaynak. Vehb ibn-i Münebbi Hazretleri'nin kitabı. Et-Tican isimli eserinden yani. 1150 sene, 1250 senelik eser. Tabi'in dönemi yani. Dolayısıyla şu anda kimse bunlara inanmaması lazım. Asla buralarda büyük savaşlar olacağı zaman Müslümanlar az olacak, sayıları az olacak. Yani dünyada Müslümanların sayısı böyle 2 milyar, 1,5 milyar telaffuz edilmeyecek. Rakamlar çok az olacak. Yani belki milyon yok. Anlıyor musunuz? Hadis-i şerifler öyle söylüyor. Vecüllün bir beytil makdis. Müslümanların çoğunda Arapların ekseriyeti Kudüs'te toplanacak. Kudüs nasıl alsın bütün Müslümanları 1,5 milyarı? Çok az olacak. Yani bu hadis-i şerifler sahihtir. Bunlara baktığımız zaman Efendi Hazretimizin buyurduğu gibi daha var, daha var. İslamiyet şu anda ilerlemeye geçti. Daha bu duracak, sonra bir daha geriye dönecek. Azalacak, 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 bitecekken bu işler başlayacak. Yani daha var. Yakın mı, uzak mı Efendi Hazretleri? Uzak. Kulaklarımızda duyduk daha. O sonra hadis-i şerifler de beyan ediyor bu meseleyi. Ama adamlar ilmi olmadığı için sohbet dinlemeyenleri kandırıyorlar. Bunu onun için ara ara diyorum bu meseleyi. Tekrarda fayda var. Çünkü gençlikten aldanan olabilir yine bunlara. Hadislerdeki savaşları yapacağız da, gavurları buraya çekeceğiz de, onlar burada yeneceğiz falan. Rezillik, Müslümanların gençlerini kırdırıyorlar. Onların da itikatlarını bozuyorlar, ifsad ediyorlar. Allah muhafaza ya Rabbi. Allah'ım ne kadar genç aldanmışsa onları da ıslah eyle. Amin. Hidayet eyle. Amin. Tevbe nasip eyle. Amin. Bunların elinden kurtar ya Rabbi. Amin. Döndür memleketlerine, ailelerine ya Rabbi. Amin. Amin Allah'ım. Çok dua etmek lazım. Çok gariban, zavallı var ha. Şimdi giden de ayrılmak da ayrılamıyor. Ayrılan da öldürüyorlar. Adam Allah için gidiyor, şeriat var zannediyor. Bir de gidiyor bakıyor her pislik var. Bu sefer ayrılacağım dese yolda da öldürüyorlar. Yani giden de kurtaramıyor paçayı bir daha. Ya ben anladım bunlar Müslümanlıkla alakası yok diyor ama hadi bırak bakalım şimdi de. Ya çok tehlikeli bir şey ya. Hiç şeriatla, Kur'an'la alakası olmayan bir dava tutturdular işte. Şimdi Rakka'da bunların merkezi tabii. Temizlenmelerinde fayda var. Yani burada dolaplar dönüyor, Amerika'sı, İngiliz'i, Almanya'sı, herkes bir şey çeviriyor Türkiye'yi burada. Yalnız bıraktılar zaten. Bayağı da sıkıntıya da soktular maddi olarak da, askeri olarak da. Fakat ne diyeyim şimdi? Yine bakıyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben yaşasaydım, Ad ve İrem kavimleriyle peygamberler savaştığı gibi, ben de bu haricilerle, yani bu IŞİD haricilerdir, haricilerle savaşırdım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsa bunlarla savaştırdım diye yemin ediyor. Ondan dolayı teselli oluyorum. Yine haricilerle savaşıyor askerimiz, ordumuz. Ve bunların öldürdüğüne kesin şehitlik var diye de sözü var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Oradan bir teselli oluyorum, bir teselli oluyorum. Ama tabii akıl, fikir ve görüş sahipleri çok ince hesap yapıp Amerika'nın, İngiliz'in, şunun bunun hiçbir sözüne güvenerek hareket etmemeleri lazımdır. Mutlaka efendim işte kuvvetli istihbarat ve Allah'a sığınmak ve Allah'a tevekkül etmek, Mevla'ya yalvarmak suretiyle Allah hakkımızda en hayırlısı nasip etsin. Amin. Ordumuz hakkında en hayırlısı nasip etsin. Amin. Vatanımız, milletimiz hakkında en hayırlısını yapsın Allah. Amin. Çünkü bilemiyoruz yani tabii. Membice gitmekte ne arkasına çıkar, Rakka'ya gitme arkasına çıkar. Tabii bizim de arkamızı sıvazlıyorlar.
Hadi bakalım Türk ordusu siz halledersiniz bu işi falan. Hakikaten de öyle. Onlar zaten havadan aşağı inemiyorlar. Havadan aşağı inemiyorlar. Bizim asker karada elhamdülillah başarılıdır. Bu tabii Türk ordusunun, Müslüman ordunun bir faziletidir, bir şeydir, bereketidir. Ama adamlar hiçbir sözlerinde durmazlar. Hesabı ona göre yapalım. Yani bunlar da destek verecek yukarıdan aşağıdana göre hesap yapmamak lazım. Biz hesabı efendim tek başımıza yapacak gibi bu işi. Ona göre bir hesap yapılsın diyorum. Benim istişarem böyle. Benim istişarem böyle. Amerika, İngiliz, Alman gavurların tümünü yok sayın. Yok sayın. Allah'ın yardımıyla bu işi halleder Türk ordusu. Eğer ki devlet büyükleri, askeriye büyükleri karar verirseler. Yani karar verirseler feyda azemte ve tevekkül alallah. Azmettin mi, kararı verdin mi Allah'a tevekkül et, daha geri dönüş yok. Ayet böyle söylüyor. Azmedildikten sonra tevekkül et çık diyor. Daha geri durmak yok. Ama aldanma olmasın. Ne bakımdan? Kafirler de yukarıdan yardım edecek. Yandan, gemiden, memiden. Hiç inanmayalım yani de işimizi sağlam yapalım. Lazımsa buralara girilmesi vatanımıza, milletimize, özellikle dinimize, ehl-i sünnetimize, tabii ki bu IŞİD'in bitmesi ehl-i sünnete çok fayda verir. Bu lazım görüldüğü takdirde hesap doğru yapılıp efendim girilirse Allah yardım eder. Ama gavurlardan hiç medet beklenmemek lazım. Onu demek istiyorum yani. Onlar zaten aleyhimize çalışıyor dediğin gibi. Geliyor bizi bombalıyor adam, bizim askeri bombalıyor. Yok siz orada olmamanız lazımdı, niye oradasınız bilmem ne. Yani yalan dolan işler gavurlarda. Haram yok ki adamda. Adamın dini yok. Dini olmayan da zaten Müslümanım diyen şimdi su gibi yalan söylediği bir zamandayız. Gavurla mı uğraşacağız şimdi? Onun için Allah Müslümanlara yardım etsin. Amin. Ordumuzu muzaffer etsin. Amin. Askerlerimizi mensur etsin. Amin. Yetkililerimizi irşad etsin. Amin. En hayırlı yolları, projeleri ilham etsin. Amin. Ve muvaffak etsin. Amin. Salli ala seyyidin Muhammedin ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Konuşmak kolay, imtihan zor. Oğlun ölüyor, imtihan zor. Çocuğun ölüyor, imtihan zor. Yani teselli etmek kolay. İşte Allah cennete sana köşk verecek, hamd köşkü. Yani bunları tabii hadis-i şerif okudum orada. Yani imanım var benim bu işe. O hoca efendi de çok sabırlı insan. Fakat tabii ki çocuk, hele ki buluğa ermeden ölenler, babalarını, analarını kurtaracaklar, halas edecekler. Veyahut işte askerde şehit olanlar, Allah özel makamlar ihsan edeceği için şehitlerin şefaat hakkı var. Yani yeşfe'u yevmel kıyameti selâsûn. Kıyamet günü üç zümre şefaat edecek. El enbiyâ sümmel ulemâ sümme şühedâ. Başta peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler. İbn-i Mace rivayet ediyor bu hadis. Sahihtir. Şehitlere bu şefaat hakkı veriliyor. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurunca teselli olacak çok konular vardır. Yani ailesine çok faydalı olacak ahirette. Velakin başına gelenin durumu zordur. İmtihan zordur. İmtihan zordur. Sabır, rıza. Ümmetimden bir adam gördüm buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Raytul barihate aceben. Dün gece acayip bir rüya gördüm. Rüyel enbiyayı vahyun. Peygamberlerin rüyası vahidir. İbn Abbas'ın tespitidir, kelamıdır. Tabi hadisten alınma. Buhari'de bu. Peygamberlerin rüyası vahidir. Ve Semura İbni Cündep radıyallahu anh rivayetinde hadis-i şerifte sayıyor uzun bir hadis-i şerif. Ümmetimden bir adam gördüm. Melekler tuttular. Tam cehenneme götürdüler, ağzına getirdiler. İttiler iteceklerken fecaatü efratuhu. Buluğa ermeden ölmüş çocukları geldi. Buluğa ermeden ölmüş. İşte o günahsızlığın da tabii bir şeyi var. Şimdi şehidin de burada günahsızlığı oluyor. İlk damla kanıyla bütün günahları af oluyor. O da meseledir yani şimdi. Ahirete günahlı gidenin de şefaat hakkı zor. Buluğa ermeden ölen çocukları geldi. Efendim hemen onu zebanilerin yani veyahut da azap meleklerinin elinden aldılar. Cehennemden çıkarttılar, cennete soktular. Şimdi ahirette mükafatı görünce o zor zamanda çok güzel olacak bu işler. Ama şu anda bunu hazmetmek, anlamak, hele bir de anne baba açısından ayet hadis bilmeyen, sohbet dinlemeyen, musibetlerin nimetler oldukları cihetini görmeyen, ilim sahibi olmayanlar ki biz bu kadar
okuduk okuttuk, bu kadar sohbet ediyoruz. Bizim bile başımıza gelen musibetlerde nasıl davranıyoruz acaba? Hiçbir şey duymamış adamlardan ne beklersin? Bağırabilir, çağırabilir. Bunlar uygun değil tabii ama yani ilmi olanlar, şuuru olanlar yaka yıpratmazlar, yanaklarını tokatlamazlar, dizlerini dövmezler, ağlarlar. Sessiz sessiz ağlayabilirler. Sessiz. Hiç bağırıp böyle ağıt yakmazlar. Cenaze başında feveran galeyan etmezler. Esası bu sünnette. Sünnette ve önemli tavsiyelerde. Ama Allah dayanılmayacak imtihanlara tabi etmesin. Amin. İmtihan ettiğinde de kazanmak nasip eylesin. Yani zor. Yaşayan bilir diyorlar, çeken bilir diyorlar, doğru diyorlar. Ama insan imanını kuvvetlendirirse, ayet ve hadislere vakıf olursa, işte o anda aklına gelmek meselesi bir de. Yani bilse de iş başa geldiğinde aklına gelmiyor. Aklına gelmeyince bağırıyor, çağır ondan sonra vay ne ettim, ne bittim. Tevbe ediyor, dönüş yapmak istiyor, istiğfar ediyor falan. Yine o da bir fazilettir meziyeti. İstiğfar kapısı açıktır. Kimisi zaten sana ne be, git senin başına mı geldi benim başıma gelen? Ayet hadisini kendine sakla, ne konuşuyorsun bana diyor. Zaten yani akrabadan birisine gittim, teselli edeyim diye bir ayet hadis okuyayım dedim. Çocuğu ölmüştü falan. Sen zaten dedi böyle konuştuğun için hapse giriyorsun dedi. Yani ben de göya ona işte cennette sana müjde var, ahirette mükafatlar, bir şeyler anlatayım diyorum, anlıyor musun? Ne diyeyim şimdi? Acısı var yani. Cenazesi var, acısı var. Ben şimdi ona orada bir şey konuşamam ki. Sessiz kaldım. Halbuki ben sessiz kalacak adam değilim yani. Ama sessiz kaldım yani. Acısı var. Ne yapalım? Hepten de raydan çıkartmayalım. Üzerine gidersek yani dinden de çıkartırız insanı. Konuyu kapattım yani. Halbuki ben sana ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Hakkı tavsiye edenler sabrı tavsiye edenler, biz yani şehitimizin ailesine de, küçük yavrumuzun ailesine de, efendim, kimler vefat etti bütün yakınların ailene taziye, başsağlığı sünnette var. Buradan ne lazım? Hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye edenler kurtulur diyor. İnnel insâne lefî husur. Bütün insanlar zarar ziyan içinde. Hiçbiri kurtulamaz Allah buyuruyor. İllellezîne âmenû. Kur'an'a sünnete inananlar. Yani ehl-i sünnet itikadı demektir. Çünkü öbür mezhepler Kur'an-ı sünneti muhafaza etmediler. Zaten isminden belli. Buna ehl-i sünnet diyor. Baksana sünnet. Allah'ın yolu demek. Celle celaluhu ve amilus salihati. İşte beş vakit namaz, oruç, hac, zekat, farzları ifa, haramlardan sakınmak gibi salih ameller işleyenler. Tevasav bil hak, birbirine hep hakkı tavsiye edenler. Doğruyu tavsiye edeceksin. Acı da gelse, zor da gelse, adam seni beğenmese de veya seni reddedecekse de sen ona ne yapamazsın? Hoşuna gitmek için batılı tavsiye edemezsin. Ne diyeceksin? Doğrusu budur. Belki senin de işine gelmiyor, belki senin de canım istemiyor ama hak budur. Her işte bu hakkı tavsiye etsek başımız ağrımaz. O sonra sabrı tavsiye edecek. Yani sabırdan da öte rızayı tavsiye edecek. Yani Allah'tan geldik, Rabbimize döneceğiz. Bak o zaten kurtardı, kazandı. Şehit olmakla kazandı. Öbür yavru küçük günahsız olduğundan kazandı. Şimdi onun Allah'ın izniyle inşallah azabı yok. Orada bir sevinecek bir durum var. Sen de buna sabrederek kazanacaksın. Bu sefer kaç kişi buradan cennete girecek? Sabır ve rıza falan 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 ayetlerden, hadislerden bir şeyler konuşabiliriz değil mi? Ama sen ne yapıyorsun? Vah 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 vah. Nasıl öldü ya? Ya ne biçim insansınız? Niye efendim kalemi ortada bıraktınız? Silgiyi niye ortada bıraktınız? Çocuğun borusuna gitti falan. Ya kardeşim olan olmuş, ölen ölmüş. Şu anda biz burada bunu konuşarak anasına babasına azap etmeye bir gerek yok ki. Ama bizim millet böyle. Ya siz hiç mi insanı doktora götürmüyorsunuz? Efendim veyahut birisi öldüğü zaman... Ya sen efendim şey yapsaydın ya, bunu check-up yaptırsaydınız, bilmem ne yaptırsaydınız, hiç bakmadınız adama falan. Vesaire yani.
Ondan sonra efendim, yaşasaydı ne kadar faydası olacaktı size, görüyor musun çok zarar oldu size. Bu laflar Müslüman lafı değil. Bunlar adamı Allah'a karşı, peygambere karşı kışkırtma ya. Tahrik yani. Ya, olmadan evvel her şeyi konuş. Her ihtiyat payını koy. Her tedbiri teşvik et. Bir şey demiyorum. Bir şey olduktan sonra leytehu lemyekü, keşke olmayaydı lafları münafık sözleridir artık. Çare yok. Şeytana kapı açmayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle olsaydı, böyle olmasaydı. İşte münafıklar ne dediler? Levkânû indenâ mâ mâtû ve mâ kutilû. Bizim yanımızda kalsaydılar, biz onlara dedik, gitmeyin Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem. Çıkmayın Tebuk'e, gitmeyin Uhud'a, gitmeyin Bedir'e. Biz onlara dedik, tam hurmalar olmuş zamanında. Oturun şimdi, hurmanın ağacın dibine serin serin, çölün güneşine göre ağacın dibi serin olur. Bir küpte su, oho! Otur ye, yat aşağı. Koyun kes, keçi kes, deve kes. Sen ne işin var gidiyorsun? Bak yanımızda dursalardı ölmezlerdi. Ve öldürülmezlerdi. Yec'alallahu zâlike hasraten fî kulûbihim. Bu lafa onları öyle bir pişman edeceğim ki diyor. Bu lafları söyleyen münafıkların kalplerine öyle bir hasret ve nedametler yerleştireceğim ki diyor. Ne cahil, ne kafir adamsınız diyor. Vallahi yuhyi ve yumit. Dirilten Allah, öldüren Allah. Bedir'de adamı öldürmez, evinde adamı öldürür. Adam harbin ortasından sağ çıkar, gelir burada, efendim sinek burnuna girer ölür. Yani siz diyor, hiç mi Allah tanımadınız? Hiç mi kudret bilmediniz? Hiç mi ihya imate sıfatlarını saymadınız? Sıfat-ı izafiye dörttür. Çocukluğunda sabilere öğretiyoruz bunları. Ama sen koca adam oldun, belki de öğretmedin. İhya, imate. De bir daha. Üç. Dört. Tamam. Diriltmek, öldürmek, yaratmak, rızık vermek. Bunlar Allah'a mahsus sıfat. Bizim yanımızda kalsaydı ölmezdi. Nasıl bir gavurluk ya? Ama yani cahil sözleri çok konuşuyoruz. Bazıları elfaz-ı küfüre kadar ucu uzanabiliyor. Arada bir iman tazelemekte fayda var. Böyle buyurun bir. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne abduhu ve resuluhu. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ashabihi. Ya Rabbi bu kelime-i şehadetle yaşat bizi. Bu kelime-i şehadetle öldür bizi. Bu kelime-i şehadetle haşret bizi ya Rabbel Alemin. Bu kelime-i şehadetten ve ehlinden dünyada ahiret. Ayırma bizi ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi. Eftale salavatik adede malumat. Ve barik ve sellim teslimen kedal. Evet. Şimdi bir kardeşimiz sormuş ki, efendim, geçen derste ben dedim ya, İsa Aleyhisselam ölüleri dirilteceği zaman iki rekat namaz kılardı. Birinci rekatta ne okurdu? Mülk suresi. O öyle okurdu yani. İkinci rekatta secde suresi. Onun da aklına gelmiş. Akıllı adammış. Demiş ki İncil'de bu sureler var mıydı? Diye aklına gelmiş. Sormuş. Telefonla sormuş yani. Evet. İncil-i Şerif'te, Tevrat-ı Şerif'te, Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birçoğu var. Onlardaki surelerden birçoğu da Kur'an-ı Kerim'de var. Mesela hadis-i şeriflerde sahihte geçiyor. Mesela En'am suresinin başı, Tevrat'ın şu suresinin başıdır. Bunlar çok geçer hadis-i şeriflerde. Ruhul Furkan tefsirinde çok yazdık. Geride bakarsanız rivayetler görürsünüz. En'am'ın başında var vesaire. Surelerin başlarında bu rivayetleri zikrediyor. Ayet-i kerimede de buna delalet ediyor. Mesela A'la suresi Kur'an'da Sebbihisme, cuma namazlarında okunması sünnet olan, bayram namazlarında okunması, Sebbihisme Rabbikele A'la. Onun sonunda ne buyuruyor? İşte hepinizin çok bizden dinlediğiniz vitirler de hep onda, vitirler hep onunla kıldırılır. Sünnet. İnne hâzâ lefis suhufil ula. Bak, çok dinlemekten ezberlemişsiniz. İnne hâzâ, şu geride beyan ettiğim ayetler diyor, Âlâ suresinin başından beri, yarım sayfalık, en azından yarım sayfadan biraz da fazla belki de, şu surenin ayetleri lefis suhufil ula, önceki sayfalarda da yazılıydı diyor. Suhuf-i İbrahim'e ve Musa. İbrahim'e, Musa'ya verdiğim
sayfalarda da bu sure yazıyordu diyor. Yani burada ayetten de delil getirebiliriz. Dolayısıyla hangi hadis-i şerifte eğer diyorsa ki Musa aleyhisselam şu sureyi okuyordu Kur'an'daki veya İsa, sadece bu rivayet için çözüm getirmiyorum. Bunlar külli kaideleri bildiğin zaman bütün teferruatta, cüz'iyatta tatbik edebilirsin. Mesele kaideyi çözmek. Kaide de nedir? Eğer rivayet kaynağı varsa, sahihse, muteberse yani, o zaman sen bunu ayrıca araştırmana gerek yok. Bu ne demektir? İsa aleyhisselam'da da Secde Suresi ile Mülk Suresi, mesela Ayetel Kürsi. Ayetel Kürsi hakkında duaların birinci cildini şimdi ilaveleri de yaparken yazdım çok. Musa aleyhisselam Ayetel Kürsi hakkında çok Mevla'ya müracaatleri var. Ve Mevla, mesela Ayetel Kürsi'nin duası var ya, size diyorum okuyun. Her saat işte 70 bin melek ibadetlerini size yazar. 24 saatin her saatinde. Melekler bitiremez. Allahümme inni ukaddimu ileyke beyne yedeyi kulli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin. Ayetel Kürsi'nin başına hep onu okumak lazım esasen. Çok Hakim-i Tirmizi de geçiyor sahih kaynakta. Mesela o duayı kime öğretti? Hadis-i şerifte orada ne söylüyor hadis-i şerifte? Yani Ayetel Kürsi'nin başındaki duayı bile Allah Teala kime vahyetti? Musa aleyhisselam'a. Yani Ayetel Kürsi mesela bütün peygamberlerde var. Yani benim gördüğüm kadarıyla Musa aleyhisselam'da vesaire de, tabii Musa aleyhisselam'da olduktan sonra ondan sonra yüz binlerce ekseri peygamber ondan sonra geldi. Onlara bildirilmiş oluyor. Onun için ama Arapça mıydı meselesi var. Arapça değildi. Anladın mı? İbranice'ydi. Ondan sonra İncil'in şeyi tam İbranice'de değil. Aramice mi diyorsunuz? Bir fark herhalde, lehçe farkı veya bir şey. Tevrat-ı Şerif'in İbranice'ydi. İncil'in Aramice diye bir oradan çıkma değişik bir dil var. Bunlar manayı bozmuyor. Yani Mülk Suresinin manaları neyse, yani biz mesela meal yazıyoruz. Bu meal manayı yansıtıyor diyelim. Yansıtıyor. Hiçbir zaman için Türkçe meal ne olmaz? Kur'an olmaz. Yani Türkçe meal okuyarak bir insan namaz kılamaz, ibadet yapamaz yani. İlim alabilir. İbadet sayılmıyor. Ama ilim de ibadettir, ayrı dava. Ama bildiğimiz namazın kıraatı ve tilaveti yerine geçmez. Ama Tevrat'ın lafzı da Allah Teala'dan öyle vahyedildiği için, Allah Teala'dan Türkçe bir vahiy geldi mi? He? Gelmedi. Arapça geldi. Arapçadan evvel gelen kitaplar, peygamberlerin İbranice geldi. Süryanice gelen var. Suhuftan, sayfelerden. O zaman o Allah Teala'dan Cibril vasıtasıyla geldiği zaman onun lafzıyla da ibadet olur mu? Olur. Anladım. Çünkü o lafızla geldi onlara. Onlar da o lafız muteber. Ama Secde Suresi'nde Mülk Suresi ne anlama geliyor, anladınız mı? Manaları ayetlerde ne buyuruluyor? Aynı manalar o lügatla ona vahyedilmiş oluyor. Bu da çözülmüş oldu inşallah. Onun için bizim okuduğumuz ve yazdığımız rivayetler hakkında şüpheye bir mahal yoktur. Hepsini bilerek ve delillerini görerek yazıyoruz. Ama ya insanlar şüpheleniyor anlamında konuşmuyorum da. Merak ediyorlar. Merak da edin yani. Merak etmekte de ilim çıkar. Fayda var. Soru sorarsın. Sahabe-i kiram soru sormasalardı, bugün bu hadislerde bu kadar cevaplar biz bulamazdık. Sahabe-i kiram diyorlar, biz utanıyorduk. Devamlı Efendimizin yanındayız. İstiyorduk ki çölden bir yeni Müslüman olan bir zat gelsin. Çünkü onlar hiç soru sormaktan çekinmiyor, utanmıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevap vermekten üşenmiyor. İnsanlar ilim alsın diye. Ve böylece çok ilimler istifade ederdik diyor. Keşke bir yabancı gelse de konu açsa diye. Bu bakımdan soru soranlara biz minnettarız yani. Hiçbir zaman için kaçındığımızdan değil. Sonra bir haber geldi. Yani ismini de vermeyelim, adamı da meşhur etmeyelim şimdi. Adapazarı Rakkas tarafındaymış bir kısım şeyi. Sonra Ümraniye tarafında dediler. Bu ben Mehdi'yim diye milleti bayağı bir efendim inandırmış. Akıllı fikirli böyle iş adamlarından şundan bundan da birileri de kapılmış buna. Zaten akıllılar bir bana kapılmıyor yani. He? Körler sağırlar birbirine ağırlar. Sizinle muhabbeti kuruyoruz, kaldırıyoruz sofrayı. Böyle çok akıllılar hiç gelmez bana. Paralılar hiç yanaşmaz. Garibanlarla memnunum elhamdülillah. Çok memnunum. Çok memnunum. Allah
Fakirlerden, dervişlerden mahrum etmesin. Amin. Salli ala seyyidine Muhammed ve ala ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası var. Şimdi böyle iş adamlarını da işte diyorlar. Esas sana ne bundan? Bana şu diyormuş ki Cübbeli Hoca benim mehdiliğimi kabul etti de şimdilik açıklayamıyorum, hele zamanı var ilan edeceğim demiş diye. Burada da beni sevenleri de çok kandırıyormuş. Bu beni sevenlerde de çok enayi var. Çok. Bol miktarda mevcuttur. Ya beni seven adam akıllı olmak zorunda sen. Nasıl beni seviyorsun da kafanı kiraya mı verdin? Sana diyorum kaç yüz sene daha Mehdi yok diyorum sana ya. Yok, gördüğüm kitaplar son görüntü ortada. Efendim Hazretleri'nin beyanları ortada. İslam'ın ilerlemesi ortada. Hazreti Mehdi döneminde bir avuç Müslüman Kudüs'te sığınacak. Yani ne alakası var şu dönemle onun? Önümüzde öyle bir yakın bir şey yok. Yani ama işte böyle istismarcılar çıkıyor. Benim kimseye efendim bakın ne cinci hocalardan ne hasta okuyanlardan ne büyü bozanlardan ondan sonra efendim ne bu Mehdi'yim diyenlerden ne Mesih'im diyenlerden kimseyle ben seni efendim kabul ediyorum dediğim bir kişi bile yok. Velakin çokları bunu kullandı yıllardır. Cübbeli Hoca da bana geldi, bana git. Ya adam bir vesileyle yanıma geliyor. Ben tanımıyorum. Biri onu getiriyor. Veya hapishanede geliyor, veya şurada geliyor, veya bir vesile. Ben cemaat adamıyım. Her dakika yanım gelenim gidenim var. E şimdi o benim yanıma gel. Ben bilmiyorum onu hasta okuduğunu. Veya ben bilmiyorum onun büyü çözdüğünü. Ben bir şey bilmiyorum. Veyahut Mehdi'yim dediğini bir şey bilmiyorum. Yani resim de çektirse, benle ortaya resmini de koysa, bu neye delalet etmez? Benim onun bu iddialarını tasvip ettiğime delalet etmez. Biz insanlarla görüşüyoruz. Havaalanında 50 kişiyle resim çektiriyoruz. Ne bileyim adamın ne iş yaptığını ya. Belki de mafya babası çıkacak. Ne yapacağız yani? FETÖ'nün yaptığı gibi adam beni ziyarete geldi diye bizi kara gümrük çetesine soktu. Ya benim ilk alınmamın şeyi neydi? Çarşaf çarşaf. Kara gümrük çetesi. Ya ne alakamız vardı? Ay insanlar sohbete gelmişler, babalarının cenazesinde bulunmuşum, Sulukule'de sohbetlerim var, 15 sene orada sohbet ettim. Birçok insanlar o muhitten gelirler, yüzlerce, binlerce. Burada ben yani yanımıza gelen resim çektiren şu bu, hemen işte Hoca Efendi benim bu işimi tasvip ediyor, fetva verdi anlamına gelmez ki. İnsandır, bir yere resim çekelim diyor, bir şey diyemiyoruz. Dur abi gebeteni baktırayım mı diyemem ki adama. Öyle mi şimdi abi? Emniyet de bana çalışacak hali yok. Emniyet benim elimde mi yani? O zaman emniyete bir birim mi kuralım yani? Gebete baktırma birimi. Yani adamlara da yazık ya. Millet vatanı koruyorlar yani bize. Ondan sonra onun için ben bu işlerde rahatsızlıklarım oluyor. Sonradan bazı şeyler çıkıyor. Ya bir adam diyorum seyittir. Tam seyittir. Ben Resulullah'ın torunu diye gelince ayağının suyunu içerim. Seyitlere, Ehl-i Beyt'e o kadar hastalık derecesinde hürmetim, tazim var. E fakat tabii çok öyle en ufak bir ihtimal de olsa hürmet etmemiz lazım mı? Acaba da olsa hürmet etmemiz lazım mı? Niye ihtiyatlı davranmadın? Acabasında bile tokatı yeme tehlikem var benim. Yani ben belki sizin gibi değilim, farklı düşünüyorum. Yani itikadım farklı. Hüsnü zanla muamele ederim. Her şeye itikad ederim. Bunu da hep karını gördüm. Bak zararını da görmedim. Onu da söyleyeyim. Ama aldanmanın da bir sınırı var. Adam da derse ki ben Mehdi'yim. Hoppala derim. Bir seni bir okumak lazım derim yani. Psikolojim bozulmuş yani. He ama şeriatın zahirinde uçuyorum dese, kaçıyorum dese falan maşallah diyorum. Ne diyeyim abi ya? Adam söylüyor bir şey. Şunu yaparım, bunu ederim. Şunu ben yaptım, bunu ben... Maşallah, maşallah diyorum. Herkesi yani gönderiyoruz. Bir şey diyemem ama hürmet ediyorum. Çünkü neden? Kimisi Allah için geliyor. Kimisi hak için geliyor. Kimisi Ehl-i Sünnet'e destek için geliyor. Ama bazıları da işte geçen evvelce biz destek verdik, yardım ettik, adam burada konuşturdum yani. Ya adam sonra yapmadı, kalmadı. Irak'tan geldiler, aşiretin reisleri geldiler bana ziyarete. Yahu dediler etmediği yok. Kaç yerde bir kadınla evlenmiş, bırakmış, orada bırakmış, burada bırakmış. Her yer çoluk çocuk dolu, birine bakmıyor, mahvetti memleketleri. Ya ben 5 senedir görüşmüyorum dedim. Ben Seyit diye dedim, açayım, açayım dediler.
Biz bir yardım ettik kendi cebimden yani o da. Kimseden yardım istemedim. Biraz baktım epey. Ama şimdi adam böyle zararlar vermiş. Ben hapisteydim o süreçte. Çıktıktan sonra görüşmedim dedim. Şimdi böyle şeyler oluyor. Bu adamın şimdi efendim benle yan yana görüntüsü var veya burada konuşması var. Bu sizi bağlar mı şimdi? Bağlamaz. Biz şeriata bakarız. Madem şeriata muhalif işler yaptığı sabit oldu, biz konuyu kapattık, öyle mi? Evvelce böyle hep şehitlikleri hürmetine ben hürmet ettim. Ama bir kısmından tabii çok fayda gördüm. Bazılarından da böyle zararlar oluyor. Bunlara itibar etmeyin. Sizin ölçünüz bellidir. Ama siz hürmet ediyoruz. Ben şehidim, ehl-i beytlerim diyen insana şeceresini görmesek de, soyunu sopunu tanımasak da, yani biz Müslümanın doğru konuşacağına inan, hüsnü zan müessesesini işleterek hürmet etsek zarar eder miyiz? Etmeyiz, zarar etmeyiz. Yardım istedi. Efendi Hazretleri derdi ki, şüphelenirsen az ver, şüphelenmezsen çok ver. Zaten bende hiç yok, o zaman hiç verme. Sen de ondan iste bu sefer. De ki bende de yok. Yalan konuşma ama. Yoksa doğruyu konuş. Yani bir şey isteniyorsa illa seyit olması şart değil. Kim olursa olsun bir gariban. Boş çevirmemek. At üstünde de gelse belki efendim soyuldu, sovana çevrildi, bir şeysi kalmadı. Evine gidecek haçlığı yok. Haç kaldı, dağlarda soyuldu. İnsanlık hali her şey olur. Yani onun için Atus salü velev ceala feras. At üstünde de gelse isteyene verin buyuruyor. İçini Allah'a havale edersiniz. Anladım. Bizim Hacı Bilal gibi yapmayın derdi Efendi Hazretleri. Adabazan'da Hacı Bilal Efendi vardı. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Efendinin en yakınıydı yani. En yakın şeyi oydu da acayip adam gelir devamlı. Herkes adet etmiş. İşte efendim memlekete gideceğim. Otobüs parası. O da gidip ona herkes böyle bir şey isterdi. Bir ara modaydı bu. Şimdi bilmiyorum. Şimdi aynı yolda yöntemi kullanıyorlar mı da. O da derdi hadi garaja gidiyoruz. Niye? Biletini alacağım. Adam bu sefer tamam hacı abi kalsın derdi. O da bu sefer vay sahtekar derdi. Yahu kardeşim derdi. Bilal efendi niye böyle yapıyorsun? Adam senden kaçlık istiyor. Varsa ver. Şüpheleniyorsan az ver, şüphelenmiyorsan çok verme. Ne adamı kaldırıyorsun ada pazarı garajına götürüyorsun? Yani bu İslam'ın ahlakı budur. Sünnet seniye böyledir. Velakin saf olmaması lazım kardeşlerimizin. Böyle zararlar görme tehlikeleri vardır. Onun için şeriat bizim için ölçüdür, hüccettir ve delildir. Benim kimseye böyle özelde, efendim ben senin Mehdi'ni kabul ettim deme ihtimalim yoktur. Ondan sonra zaten bu hasta okuma işleri, cin işleri, büyü işleri, bunlar da hiç anladığım bir şeyler değil. Efendim yani bu adamın ağzında şifa var, ağzında şifa yok. Hasta okumak sünnette vardır. Sahih sünnette vardır. Ama iş paraya gelince işler karışıyor. Biz de birbirimizi okuyoruz. Beni de biri geliyor bir Müslüman üzerime okusun, üflesin. Şifa Allah'tan. Hadis-i şerifler. Efendimiz Ayşe annemize kendini okutuyordu. Kendisi gelen o sahabeye okuyordu hastalara. Ama bu işlerde menfaat girerse, para girerse işler değişir. Onun için efendim biz bunda kimse için şahitlik etmeyiz. Ama bizim görüşmemiz, tanışmamız, o hoca beni iyi tanıyor falan lafları. Ya bir tane cinci duydum, Kartal tarafındaymış herhalde. Haberim de yok. Benim videoları koymuş bütün sohbetleri. Gelen giden orada hep benim sohbetleri dinletiyormuş. Millet de sıraya giriyormuş, kuyruk oluyormuş falan. Ya ben burada canlı duruyorum ha, buraya gel. Para verip de gidiyorsun oraya. Burada canlı konuşuyoruz. Bizde de çok saf var ya. Çok saf var. Allah bizim cemaati, beni sevenlerin hepsini uyanık eyle ya Rabbi. Ahiret uyanığı eyle ya Rabbi. Beni zerre kadar sevip Allah için, senin için dinleyenleri dünya ahiret şaşırtma ya Rabbi. Saptırma ya Rabbi. Feraset ver ya Rabbi. Kimin hak üzere, batıl üzere olduğunu hemen anlasınlar ya Rabbi. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Kiminiz de amin demiyorsunuz ha? Herhalde aldanmaya devam etmek istiyorsunuz. Ben bunları söylemek zorundayım. Sonra başıma iş açılmasın. Yani isim vermiyoruz, adamı da meşhur etmeyelim. Velakin böyle bir şeyler duyanlar, o kendi çevresi bilir bunu. Ben kimseye sözüm de yok.
Böyle bir itikadım da yok. Hazreti Mehdi hayatta da değildir. Şu anda da doğmuş değildir. Birçok evliyaullah doğmuştur, yaşıyor diye geçmişten beri söylemiştir. Onlar Mehdi'nin ruhaniyetiyle buluşmuşlardır. Onu zahiren kendilerine geldiği için Hızır Aleyhisselam gibi hayatta sanmışlardır. Dolayısıyla keşifte hata vardır. Keşifte hatalar vuku bulmuştur. Yoksa Hazreti Mehdi annesinden şu anda doğmuş olma durumu yoktur. Çünkü 100 senenin zaten başı geçti. Bundan sonra bu yüzde çıkmayacağına göre 40 yaşında da daha en erken çıksa 40 yaşına bile daha doğmamıştır. 40 yaşında yüzün başına gelmesi lazım. Daha doğmamıştır. Aldanmayın. Allah Teala bize Hazreti Mehdi'ye inanmamızı emrediyor. Deccal'a inanmamızı, sığınmamızı emrediyor. Bunlar kıyamet alametleridir. Muhbir-i Sadık haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi haktır ve gerçektir. Benim aklım ermiyor falan diye laflar imandan adamı çıkarır. Biz gayba imanla mükellefiz. Allah ve Resulü buyurduklarında hiçbir şüphemiz yoktur. Hepsi çıkacaktır. Çıkacaktır. Ancak biz bunlara kavuşursak, bunları konuşalım, hadis-i şerifleri beyan edelim, çoluk çocuğumuza nakledelim. Biz bunları konuşursak, hiç olmazsa gelecek nesillerden efendim aldanıp Deccal'a iman edenler olmaz inşallah. Onun için biz konuşmakla mükellefiz. Anlatırız. Ama bunu birilerinin istismar malzemesi yapmasına da razı gelmeyelim. İkaz edelim. İnşallahurrahman. Şimdi buyuruyor ki İmam Gazali Hüccetül İslam, ey velved, ey oğul, isma minni, benden işit, kelamen ahar, başka bir söz işit. Yani bir mevzu daha açayım sana ve tefekkar, iyi düşün fi bunda, ibretle, itibarla. Hatta tecide, ta ki bulasın, halasın, kurtuluş bulasın, minennâr. Yani cehennemden kurtulasın, kabir azabından kurtulasın. Ve dünya hayatında kalbini ve uzuvlarını Allah-u Teala'ya yakışmayacak şeylerle meşgul etmekten kurtulasın. Yani iki cihanda sana yarayacak işlerle meşgul olasın, fuzul işlerden kurtulasın. Lev enneke, i'lem, sen bil ki, lev enneke, eğer sen uhbirde haber olunsan, sana haber verirse, enne sultan, padişah bade usbu'in, bir hafta sonra yaktaruke, seni seçecek, veziran. Padişah bir hafta sonra seni vezir seçecek. Ve tabii seni gelecek, teftiş edecek veya görüşecek veya çağıracak. Seni vezir seçecek. Sana böyle bir bilgi gelsin. Sen ne yaparsın? İ'lem, iyi bil, iyi düşün. Enneke sen fî tilkel müddeti, bu müddet zarfında la teşteğülü, uğraşmazsın. İlla, ancak neyle uğraşırsın? Bi ıslâhı mâ alimte, bildiklerini düzeltmekle. Neyi? Enne nazara sultan, padişahın gözü seyaka'u, yakında vuracak aleyh onun üzerine. Neden? Mine siyap, elbiselerden, daha vel bedeni vücudundan, ve dari evinden, vel firâşi yatağından, ve gayriha döşeğinden, diğerlerinden. Şimdi sen binanın altında mahzen var, atlar var, eşekler var. Orayı düzeltmekle uğraşmazsın. Veyahut bağda bir evin var, orayı tanzim etmekle uğraşmazsın. Yaylada bir kulüben var, orayı bir adam edeyim diye uğraşmazsın. Ne dersin? Ben nerede görüşeceğim? Bu nereye gelir? Veya ben nereye çağır? Tamam. Ben elbisemi düzene sokayım. Saçımı, başımı, kaşımı düzelteyim. Sarığımı, cübbemi, neyse, eskiden vezirler falan sarıklı cübbeliydi ya. Sarığımı, cübbemi düzgün yapayım. Temiz olayım. Bakımlı olayım. Öyle mi? Diyelim ki aniden evime geldi. Beni çağırmadı da o geldi. O zaman işte evde oturacağı yeri, işte evimde yemek yapacağız. Sultanın nazarı, yani bakışı nerelere uğrayacaksa, sen ilk planda oraları düzeltmekle uğraşırsın. O zaman, vel an, şu anda tefekkar, iyi düşün, ilâ mâ uşeyke eş'artü, şuur verdim sana bir o hususta.
Feyneke, çünkü sen fehimun, anlayışlı bir uşaksın diyor. Ey velet diyor, anlayışlı bir çocuksun. Yani ben senden ne demek istediğimi anladın mı diyor. Vel kelamul ferdu, tek bir kelam, yekfil keyyise, akıllıya, uyanığa yeter. Tek bir kelam. Akılsıza 104 kitap yetmez. Ya. Ne diyordu onu? Ellebibul fehimu vidruku bi işaretin vahid. Yani akıllı, fehimli olan insan bir işaretle anlar. Neyi anlar? Efendim, akılsızın, ahmağın bin tane kitap okumakla veya üzerine okunmakla anlayamayacaklarını anlar. İmam Rabbani hep söyler. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. El-akilu tekfil işare. Akıllıya işaret kafi gelir. Fekeyfe bittasrih. Ya benim gibi açıktan söyleniyorsa diyor, bu kadar açık beyanımdan anlamazsa nasıl akıllı olacak? İşaret yetecek akılla sahibi sen. Açık konuşmaya da ne gerek var? Ne diyorlar? Sözün tamamı ahmağa söylenir. Ne demek bu? Yarısını da anlayıp gidip suyu getirmesi lazım, su istiyorsan yani. Öbür türlü oho hadi gel beraber gidelim dersin. Çünkü ne yapacaksın adama? Beş kere aynı lafı anlatacağına bir kere sen kalkarsın yani. Daha ucuza mal olur. Onun için sen uyanıksın diyor evladım diyor. Ben sana ne demek istedim diyor. Ne demek istedi? Şimdi bir haftayı hep söylüyor. Ne hikmetse bu bir hafta sonra deyip durdu. Geçen derslerinde de bir hafta sonra. Yani bir haftada demek insan toparlanma vakti midir? Nedir bir hafta? Yani şimdi bir hafta sonra vefat edeceğimize dair bir bilgi alsa getiriyor işi. Bu durumda sen nereni düzeltirsin diyor. Anladın mı? Yani Mevla ile karşı karşıya geleceksin. Mevla mekandan münezzeh de. Dünyada direkt muhataplık yapmıyor. Vefattan sonra Mevla'nın sitemleri başlar. Azapları başlar, gazapları başlar. Melekleri görünür, elçileri gelir. Artık zaten ahirette tamamen mahşerde kuluna direkt de muhataplık yapacak da. Sen hadis-i şerifi söylüyor. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnnallâh lâ yanzuru. Şüphesiz Allah bakmaz ilâ suverikum. Görüntülerinize, suretlerinize bakmaz. Ve lâ ilâ amâlikum. Amellerinize de bakmaz. Şimdi bu hadis-i şerifin esas lafzında bu değil. Hadis-i şerifi Müslim'dedir lafzı. Ve lâ ilâ esâdikum. Cesetlerinize bakmaz. Ne demek cesetlerinize? Yakışıklı mısın? Değil misin? Tıraşın güzel mi? Bilmem efendim. Sakalın uzun mu? Sakalın uzun muya bakar. Bakar da bir tutamdan uzun olmayacak tabii. Ondan sonra ibadete giren, sünnette varid olan konulara bakar. O ayrı bir şey. Ama sen iri gözlü müsün? Çekik gözlü müsün? Güzel misin? Çirkin misin? Yakışıklı mısın? Değil misin? Boyun uzun mu? Kısa mısın? Kel misin? Dazlak mısın? Buna bir faydası zararı var mı bize? Hepimizi yaratmış. Hiç de bize sen niye şöyle oldun buyurmuyor. Cesetlerinize bakmaz, suretlerinize bakmaz. Bu. Sen bu rivayette de, yani İmam Gazali'nin metinde aldı, bu rivayette de buyuruyor ki, İnnallâh lâ yanzuru, Allah bakmaz ilâ suverikum, görüntülerinize, tamam bu deminki verdiğim manadır. Ve lâ ilâ amâlikum, amellerinize de bakmaz. Şimdi amellerinize bakmazdan maksat, ne demek yani? İçki de bir amel, namaz da bir amel. Namaza da bakmaz, içkiye de bakmaz. Ne yaparsan yap demek anlamına gelir mi bu? Ne demek amellerinize bakmaz? Niyetlerinize bakar. Çünkü görüntüde namazdasın. Niyetin gösterişse o amele bakmaz işte. Niyetin yeri neresidir? Kalptir. O halde görüntüye baksa herkesin haccını kabul etmesi lazım. Herkesin namazını kabul etmesi lazım. Herkesin abdesti, görüntüde herkes aynı işleri yapıyor. Ama o ameldeki maksadınız ne? Niyetiniz ne? Allah rızası için müdür? İhlas var mı? Buna bakar. Birçok amel görünüşü çok makbul ama Allah'ın dinde zerre kadar kıymeti yok. Çünkü neden? Allah Teala ancak kendisine halis yapılanı kabul ederim diyor. Bundan dolayı amellerinize bakmaz rivayetini görürseniz onu da reddetmeyin. O da var başka hadislerde. Amellerinizin görünüşüne bakmaz, içindeki niyete bakar. Bu demektir. Ama içki içen adam şunu diyemez.
Sen de bana sor bakayım ne niyetle içiyorum. Amel zaten haramsa, amel zaten kebair ve sagair neyse, günah kısmındansa, sen orada benim niyetim şu bu diyebilir misin? Diyemezsin, Allah buna itibar etmez. Amel bozuksa, zaten o itibarınıza gitti. Burada neyi kastediyor? İyi amellerinizin görüntüsüne bakmaz. Ameliniz zahirde iyi, amali hasene, amali salihattan, amel. Fakire para veriyorsun, salih amel. Ama niye veriyorsun? Anladım. Yarın da gelip kızını mı isteyeceksin acaba? Bir menfaat mı bekliyorsun yani? Görünüş zekat vermek, görünüş hayır yapmak. İçeride ne niyet var? O bakımdan kötü amelleri konuşmuyoruz. İyi amellerinizin görünüşüne bakmaz. Velakin yanzuru Allah bakar. Lakin bakar. Nereye bakar? İlâ kulûbikum. Kalplerinize bakar. Ve niyyâtikum. Niyetlerinize bakar. Yani, şimdi buradan ne diyor? Sen uyanık çocuksun. Bir laf, bir kelime etsin sana. Bu hadisi peşinden aldığınca ne demek istedi? Sultan bir hafta sonra gelip seni, yani seni vezir yapacak derse nereni düzeltirsin? Sultan nereye bakıyorsa, bakacaksa orada düzeltirsin. Padişahlar padişahı Rabbimiz nereye bakıyormuş? Tecelli, nazar ilahinin mahalli. Tecellilerin mahalli. Kalbül mümin beytullah. Allah'ın evi müminin kalbidir. Kalbül mümin arşullah. Allah'ın arşı müminin kalbindedir. Müminin kalbine bu özellikler verilmiş. Hani yerim göğüm almadı beni, mümin kulumun kalbi aldı beni. Çünkü yer gör mekandır. Ben mekansızım. Mekana nasıl sığayım? Ama müminin kalbini la mekaniyet, mekansızlık üzere yarattım. Çünkü kalpte mekan, bir yere sıkışmaz kalp. Kalp bütün alemleri dolaşabilir. Kalp bütün 18 bin alemi aşabilir. Kalp arşı da geçebilir. Kalp ruhani miraç da yapabilir. O zaman mekanda tıkanılmaz kalp. O et parçasından bahsetmiyoruz. Onun hakikati camiasından bahsediyoruz. Ruh ile, akıl ile beraber hareket eden manevi tarafı konuşuyoruz. İşte o kalbe bakıyorsa senin de ne yapman lazım? Kalbini ıslah etmen lazım. Evladım diyor. İlk işin ne olsun? Kalbini düzene sokmak. Gılden, gıçten, kinden, nefretten, pisliklerden Mevla seni alırsa, huzuruna kabul ederse ne görmesin? Bir Müslümana karşı senin kalbinde adavet, buğz, nefret görmesin. Ve yine radde, eğer sen istiyorsan, peki, sen o zaman diyeceksin ki, ben bu kalp işlerini nasıl düzelteceğim? Her an ölebilirim. Mevla da benim kalbime nazar ediyor. Ben şimdi bu kalbimin ıslahı için neler okumam lazım? Neler yapmam lazım? Diyor ki, benim sana yazdığım bu küçük risalede, küçük risalede bizi bir sene iyi geçti herhalde. Ne? Hadi be, sizin hesaplar biraz şaşıyor bu ara. Ya bir seneyi geçmiştir. Ama arada başka işler olmuştur. Belki tatiller olmuştur, bir şey olmuştur. O kadar uzamazdı da. Başka konular giriyor işte. Üç aylar geliyor, arada diğer sohbetler oluyor, mevlitler oluyor falan. Hep onlar, 4-5 ayı da onlar alıyor yani her sene. Efendim, el maksut ne anladığımızdır. Yani ne anladık, ne kazandık, faydalandık elhamdülillah. Bize fikir verdi. Ama Risale, yani işte burada sayfası var gerçi tahkikiyle falan. Yani Risale 50-60 sayfa bir şey ancak. Öyle uzun kağıta çıkartsan 20 sayfa, 30 sayfa çıkar. Ama ben bunda diyor bunu sığdıramam. Ve in eradde ilme ahvalil kalp, kalp hallerinin ilmini öğrenmek istiyorsan. Kalp hallerinin ilmi. Lazım bize değil mi? Ya nasıl yapacağız acaba? Onu nereye bakalım? Fenzur bak ilel ihya. İhya ulumiddine bak diyor. Yani İhya ulumiddin İmam Gazali'nin büyük kitabı, eşsiz kitabı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok tasvip ettiği, ben bunda bir yanlış bulmadım diye mana aleminde Evliyaullah buyurduğu kitabı. Ve gayri diğerleri de var. Çok kitap yazdı. Min musannefati. Benim musannefatım çok tasnif ettiğim kitaplar. Bunlara bak da diyor, derdinin çaresine bak diyor. Yani orada bir bakalım.
O bölümler şeye taalluk etmiyor yani. Fıkha taalluk etmiyor. Zahiri fıkıhta Şafii tabii kendisi. Ama huşu meselesi. Kalpteki kötü sıfatların izalesi meselesi. Hani Tarikat-ı Muhammediye kitabından da bahsettim size. İmam Birgivi'nin. O da bu konulardan çok bahsediyor. Bakalım ama İhya-ül-Ümit'in bize de daha şeydir. Yani o bölümler daha faydalıdır. Onlardan belki ders yaparız inşallah. Yani kalp hallerinin ilmi lazım. Neden? وَهَذَا الْعِلْمُ Çünkü bu ilim farz-ı ayn'in, farz-ı ayn'dır. Yani Allah senin kalbinde, efendim, ihlâssızlık, dünya rağbeti, ahirete soğukluk, riya, gösteriş, haset, insanları kıskanmak, ucub, kendini beğenmek, iftihar, gurur vesaire vesaire. Saymakla bitmeyen illetler var. Aynı nasıl vücuttaki tahlillerde ne kadar dünyada kadar hastalık çıkıyor. Bu da böyle bir şey. Kalbin bu manevi hallerinin ilimleri farz-ı ayındır. Niye farz-ı ayındır? Ya bu çünkü başkası düzeltse kendini senin kalbin düzelmiyor ki. Ama cenaze namazı farz-ı kifaye hesabı. Biri kılsa senden düşüyor. Ama bu sana da lazım. Çünkü neden? O adam kalbin düzeltse senin kalbindeki bozukluğa sen ahirete gitsen sen tokmağı yersin. Sopayı yersin. Sana demez ki Mevla, senin çocuğunun kalbi düzgün. Öyle mi? Ulemadan biri öyle oldu ya. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. Dedi ki, çocuğu tarikat dersi aldı, zikir yaptı ama çok geçmiş alimler, büyük velilerden. Zikirlerini tamamladı, seyri sürgün tamamladı, kalbini tasfiye etti, nefsini tezkiye etti. Acayip bir manevi haller kazandı. Babası da büyük Allame-i Cihan. Arada bir derdi ki, babacığım ne oldu? İşte bir mürşide bağlansan, Evliyaullah'tan bir zata, yani zikir yoluna da girsen, tasavvufa gir, sülük etsen biraz, çok faydası var ahiret için falan filan. Ya ben dedi alimim, evladım sen bana ne nasihat ediyorsun? İşine bak sen. Sen zikrediyorsan et. Bir şey mi dedik? Bana ne akıl vermeye kalktı falan. O da alttan alaraktan tabii, baba-evlat ilişkisi. Efendim, çok da üzülüyordu babam çok kar kaçırıyor diye. Ahirette çok mahrum olabilir. Çünkü ilim de adamı sadece ilim kurtarmaz. Gidersin cennete, cennetin de sureti var, hakikati var. Hakikatine gidemezsin. Manevi işler. Neyse, tam vefat edecek oldu. Hal ihtizarında bu çocuğu da tabii yanında, bütün ailesi yandalar falan. Böyle babasına işte dua ediyor falan ediyor. Babası döndü ona, dedi ki evladım dedi. Ama babası da şeriatın zahirini muhafaza eden sağlam bir şeriat alimiydi yani. Öyle tavizsiz. Ama işte tarikattan, tasavvuftan nasip almamıştı. Dedi ki evladım, şimdi dedi ahiretten bir heyet geldi. İnsan böyle bir komalık oluyor ya, son vefat ederken bazen ayıkanlar olur. O arada bir şey de konuşuyor, sonra bir daha komaya giriyor. Böyle haller yaşanıyor yani, şu anda da oluyor insanlarda. Ayıldı böyle, dedi ki evladım, ahiretten bir heyet geldi. Çocuk da şaşırdı yani. Demek meleklerden heyet geldi. Dedi ki benden kalbi selim istiyorlar. Bende de dedi bu yok. Kalbi selim yevme la enfe'u malum ve la benun illa men etellâhe bi kalbin selim. Mal fayda vermeyecek, oğullar fayda vermeyecek, kızlar fayda vermeyecek. Hiçbir şey fayda vermeyecek. İlim de vermez. Eğer Allah için değilse. Allah, kim Allah'a kalbi selimle gelirse, Allah selim, selim ne demek? Selim selamette kalmış. Selamet ne demek? Kurtuluş. Neden kurtulmuş? Allah'tan gayri her dertten, tasadan kurtulmuş. Her sevgiden, muhabbetten kurtulmuş. Yani kalp, Allah'ın tecelligahıdır. Kime has kalmalıdır? Özel kalmalıdır. Sahibine mahsus kalmalıdır. Yani, elin işte olabilir. Gözün bir yola bakabilir, kitaba bakabilir, kulağında bir şey dinliyorsun, bir haber. Ama kalp devamlı Mevla ile meşgul olması lazım. Kalbe başka çıfıt çarşısı yapmamak lazım. Kalbi selim istiyorlar evladım, o da bizde yok dedi. O da bizde yok dedi. Ah babacığım dedi. Yani zikirle ne yapmamış? Tasfiye, tezkiye müesseselisini çalıştırmamış, arındırma yapmamış yani. Kalpte her türlü meşguliyet var. E ölüyorsun. Yine ona demek iyi adamdı ya, şeriatın zahiriyle amil idi. Onun için bu müsaadeyi verdiler. Dedi ki ne yapacağız dedi. Ah gidi şimdi baba dedi. Bu vakit artık sitem vakti değildir.
sitem vakti değildir. E ne yapacağım dedi şimdi. Mürşid-i Kamil, kendi şeyhi vardı çocuğun. Şimdi Evliyaullah var, Mürşid-i Kamiller var falan ama bu saatte sen ölmek üzeresin. Biz kimi yetiştireceğiz? Yani ya sen de diyorsun ki hemen beni hastaneye yetiştirin. Veyahut da kalbime hemen şey yapın, bastırın, göğsüme çakın, bilmem ne, üzerime çıkın falan, vurun, kırın, beni yaşatın falan. Ya sen zaten gidicisin Abbas. Sen şimdi sana bir şey yetiştirmek lazım. Ne diyor? Kalbi selim yetiştirmek lazım. Şimdi seni hastaneye de yetiştirecek, sen gideceksin. Efendim sen dediği gibi kalp durmuş, pil çalışıyor. Yani bu ecel geldi daha, bir şey, çaren yok. Ama kalbi selimi sana nasıl yetiştireceğiz? Dava bu yani. Sen sağlığında kazanmamışsın bu işlere. Ne yapacağız? Baba dedi, şimdi ne yapalım? Ben seni daha çok büyük evliyaullah'a götürecektim ama yani ne büyük velilere zamanında tavsiye ettim ama biz alim adamız, evladım, işine bak. Dedin. Şimdi de o zaman dedi, kalbinle bana bir şöyle yönel, kendini bir boş bırak dedi. Bana bir teveccüh et. Yani bana doğru kendini, kalbini bir aç dedi şöyle. Ne yapacak? O kendisi yetişmiş Evliyaullah'tan olmuş, seyrisülükü bitirmiş. Kendisinde depoladığı manevi feyizlerden, nurlardan, meşayihtan tabii geliyor teveccühlerde falan. İntikal eden nurlardan ona biraz şöyle bir inikas tarikiyle yansıtma. Çünkü nur biliyorsunuz, efendim güneş aynadan aynaya, aynadan aynaya aldığın zaman efendim burada gece saatinde şu anda dünyada güneş olan yerler var. Oradan oraya ayna sistemini kurabilsen buraya şu anda güneşi görürsün. İnikas tariki budur. Nakşibendi tarikatı inikas iledir. Yansıma yoluyladır. Mürşitten ona gelir, ondan ona gelir. İhvandan ihvana bile yansır. Adam nurluysa seni de pür nur eder. Adam karanlıksa seni de zifiri karanlık eder. Bir geliyor adam yanında, bir de bakıyorsun, dünyadan soğudum ya, şu adam ne mübarek adamı çözüyor. Bir de bir adam geliyor, ulan namaz kılasım gelmiyor diyorsun ya. Ancak biz arabalardan, efendim telefonlardan, bilmem dizilerden bahsediyor, kafam şey oldu diyorsun ya. Zikir diye bir şey kalmadı diyorsun. Onun için bir adam veli midir, değil midir? Hümüllezîne izâru zükrallah. Kimi gördüğünde Allah aklına geliyorsa velidir. Adamı görüyorsun, şeytan aklına geliyor yani. Bu adam nasıl evliya olacak? Eşkıya bile olamaz. Onun için kimin sohbetine gidiyorsun? Meclis, illa sohbet dedi mi böyle Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin sohbeti demiyoruz. Meclis, meclis. Çay içiyorsun, meclistir o. Selam verdi, nasılsın Hacı abi? Oturdun, bir çay mı iç? Meclistir yani. Meclis oturum demektir Arapçada. Cülüsten gel. Hemen zekkerakum billahi ru'yetu ve zâde fî ilmikum mantıku. Kimin konuşması ilminizi artırıyorsa, kimi görmek size Allah'ı hatırlatıyorsa, tamam mı? Ondan sonra kimin muhabbeti, sohbeti size ahirete teşvik ediyorsa o meclis arkadaşlarınızı bırakmayın. En hayırlılar onlardır buyuruyor. Sahabe-i kiram sordular. Onun için o çocuğu babasına ne dedi? Baba dedi, bu Reşahat-ı Şerif'e nefahatta falan kaynaklı bir şey. Efendim size çok anlatırdı. Kalbini bana biraz boş bırak. Boş bırak yani. Kendini boş bırak derler ya. Bu manevi bir şeydir yani. O anda ona kendinde bulunan feyizlerden, nurlardan bir teveccüh etti. Yansıtabildiği kadar işte. Kendi gücü kadar. Ondan sonra babasıyla daldı o ara. Yani komada ölüyor. Ayıldı. Elhamdülillah dedi. Biz de salih evlat sayesinde kalbi selime kavuşmuş olarak ahirete gidiyoruz. Ah yedi babacığım dedi. Yani şimdi benim elime düştün. Halbuki ben seni benim şeyhlerimden, yani yüksek meşayihtan nispet aldıracaktım sana. Ama sen şimdi kalktın, çocuğuna bile muhtaç oldun. Niye? Ya muhtaç olursun. Çünkü kimde maneviyat varsa, burada yaş, bağış, para, mertebe, makam sökmez. Kalbi selim kimde varsa ona fayda gelir diyor. Başkasına fayda yok diyor Allah-u Teala. Selametteki kalp. Kalbi temizlemek. Onun için kalp ahvalini anlamak istersen evladım, İşte İhya-ül Ümit'lere bak diyor. Tabii ki burada illaki ne lazım? Mürşidi kamil lazım. Kitap da okusan mürşitsiz bu yolda ilerlemek mümkün değildir. Bütün haramlardan sakınsan, bütün sünnetleri yapsan, bütün farzları vacipleri yapsan, 400 senede ömrün olsa ancak Allah'a ulaşırsın diyor. Mürşitsiz.
İsmail Hakkı Bursevi'den naklediyor. İsmet Garibullah Büyükşehvendi Hazretleri. Usul-i aşere şerinde mestur diyor. Yani sene 400 senede vasıl olursun Allah. Halbuki bir mürşit vasıtasıyla bazı kere bir nazarıyla bile öyle görüşü tesirli olan Evliyaullah var. Allah Teala dünyada da tanıtsın, tanıştırsın, bildirsin, buldursun. Allah Teala sohbetlerinden müstefid eylesin. Allah Teala füyuzatlarından hissedar eylesin cümlemiz. Amin. Kimler nelere nail olduksa bugüne kadar onları korumayı nasip eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. İçinizde Efendi Hazretlerinin teveccühüne mazhar olmuş insanlar vardır. Yani çok yoktur belki ama son 10-15 senedir teveccüh etmiyor zahiren. Velakin yani vardır içinizde teveccüh, Efendi Hazretlerinden teveccüh almış insanlar vardır. Bu ne acayip bir şeydir. Ne acayip bir haldir, ne makamdır yani. Mağaradaki Hazreti Sıddık'a olan tecelliden, o günden bugüne kesilmeden gelen feyiz harkından efendim nur almak ne acayip bir bahtiyarlıktır. Ama mesele nedir? Korumaktır. Koruyabilmektir. Onun için Necmettin Kübra Hazretleri'ne herhalde büyük bir alim geldi, veli alimlerden. Allame-i Can'dı. Tarikata intisap etti. Kübreviye Şeyh Duru. Ona teveccüh etti. Feyizlerle doldurdu. Ayağın yerden kesilir. Dersin ki yürümüyorum, uçuyorum. Dedi evladım. Bu feyiz sana emanettir. Bad-ı muhaliften muhafaza etmek gerektir. Bad rüzgar, muhalif ters esen. Ters esen rüzgar olursa dedi yani, ışığını söndürür. Ters esen rüzgardan korumak lazımdır. O da tamam efendim, korurum tabii, ben bu feyzi bulmuşum, daha kaçırır mıyım falan filan. Gitti döndü memleketine. Neyse oturdu medreseye. Talebe okutmaya başladı. Talebenin biri bir yeri anlamadı, bir şey sordu. Ondan sonra bir daha sordu, bir daha sordu, birkaç kere anlattı falan da, ne anlamaz adamsın falan. Bir sinirlendi, bir baktı kalbine, bomboş. Kızmak bütün nuru söndürüyor. Kızmak. Sinir var ya, adamı yani aküsünü boşaltır. Maneviyat diye bir şey kalmaz. 80 senelik ibadetin olsa sıfır olursun. Biraz kontrollü olun ya. Bu gazap sizi mahvedecek yani. El gazap yufsidül iman, imanı bozar diyor. Feyiz mi kalır adamda ya? İblis öyle dedi. Yahya aleyhisselamla herhalde İblis'le görüşürdü. Dedi sen insanları neyle kandırıyorsun en fazla? İblis dedi ki bir adam dedi Evliyaullah olsa, makamı yükselse, duasıyla ölüler dirilecek olsa, duasıyla ölüler dirilecek olsa, şu zamanda öyle bir keramet duymadık yani. O makama gelse, ama eğer öfke ve gazap ve siniri varsa, çocuklar misket oynadığı gibi onunla oynarım dedi. Yani bu damarlarımızdan biraz arınmamız lazım. Çok damarlıyız yani. Biliyorsunuz, damarlı pırlanta makbul değil yani. Damarlı zümrüt ucuz. Damarlı yakut ucuz. Bir de o damarsızı var, parayla baş olmuyor yani. Kıymetinin artmasını istiyorsan damarsız olacaksın abi. Orana bastın patlıyorsun, burana bastın zırlıyorsun. Nasırına bastın mı gürlüyorsun, yapma. Sakin ol. Böyle huzurlu ol ya. Evliyaullah olmak istemiyor muyuz? Allah dostlarında olmak istemiyor muyuz? Onları yazıyoruz. Tefsirde o ayetteyiz. اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا مُحْسَنُ Korku yok, üzüntü yok Allah'ın velilerine. Kimdir onlar? İşte tabii ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İmanları sağlam olanlar, haramlardan sakınanlar. Bu genel manada. Ama özele indikçe, özele daha özele, havas, ehassul havas, bir sıfatlar sayıyor Ebu Derda radıyallahu anh, Mekhul-ü Şami tabiinin en hayırlılarından. Mekhul-ü Şami dinledi, ya Ebu Derda dedi ya, ne sıfatlar saydın Evliyaullah dedi, kendimi bunlardan çok uzakta görüyorum dedi. Yaklaşacağımı da düşünmüyorum. Ne yapmam lazım dedi. Ne mi yapman lazım dedi. Dünyayı sevmemen lazım. Dünyayı sevmezsen ahiret seni sever. Ahireti seversen seni bu dünyaya meylettiren işlerden uzak durursun. Çünkü niye kızıyorsun? Dünya için. Anladın mı? Niye sinirleniyorsun? Niye vuruyorsun? Niye kırıyorsun? Niye? Hep verdiğin zararlar, eziyetler neden? Ahireti görmemekten, ahiret düşünmemekten. Dünyayı sevdiğin için, dünyevi işlerini yoluna koymak için telaşa kapılıyorsun.
ve zararlar veriyorsun her tarafa. İçin gücün, canının keyfi, nefsini tatmin için bu hareketleri yapıyorsun. Bundan dolayı işin başı dediği dünyadan soğuyup, ha işini bırak, gücünü bırak demedik. Ama kalbi dünyadan uzaklaştırıp ahirete yönetmektir. Tabii daha uzun, çok 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 rivayetler yazılıyor. Kolay mıdır yani kalp halleri? Ondan sonra kalktı yine, bıraktı medreseyi. Günlerce yol o zaman. Necmettin Kübra Hazretleri bir daha geldi, baktı ki feyzin tadını tattı ya. O feyzin tadını alan daha dünyada bir şeyle duramaz yani. Manevi teveccühün bereketi gelir. Nerede o hal? Yeniden geldi, şey etti. Daha içeri girer girmez mübarek dedi ki, evladım demedik mi sana, bu nuru sana emanet ettik. Bağdı muhaliften saklamak lazım. Yani ters esen rüzgar söndürür senin ışığını dedi yani. İşte bu ters rüzgarı iyi anlayacaksın. Çok feyiz, çok bereket, çok ibadet, çok sevap ama gidiyor. Bir yandan da gidiyor. Böyle olur mu yani her tarafa açık, efendim delik, delik deşik bir torbaya sen zeytinyağı koyar mısın yani? Onun için evvela bir sistemi kapatmak lazım. Delikleri tıkatmak lazım. Değil mi? Evveley can def'i şerri muşkün van gehi der cem'i kendüm düşkün. Efendisi böyle bir şey okurdu. Farsçadır bu. Ne diyor? Sen evvela diyor efendim farenin zararını def etmeye bak. Ondan sonra ambara buğdayı yağarsın. Yani sen şimdi farenin yolları açıkken ambara buğday yığmaya bakma. Hepsini ifsat edecek. Evvela tıkat diyor. Delikleri, kapanları iyi kur. Karşı taraftan oradan bir şey geldi buradan tak. Ne yapsın? Füze kapan gibi. Fare kapan. Ya çünkü senin bir şehvetin kabaracak. Tak. Onu kapacak bir şey lazım. Gazabın, öfken kabaracak. Ayranın kabaracak. Tak, onu kapan bir, artık neyle zapt ediyorsan, vaazla mı, nasihatla mı, emri bil maruzla mı, ibadetle mi, oruçla mı, yani kendine göre insan nefsinin bedeniyle ilgili konuları nasıl, mesela benim tecrübelerim var, senin de vardır. Zaten 40 tane hastalığım var, işte şunu yaparsam şekerim çıkıyor, şunu içersem düşüyor, şunu içersem karnım ağrıyor. Birkaç kere aldanıyorum, yine aynı şeyi yiyorum, seviyorum. Ondan sonra bakıda kıvranıyorum. Lan kaçıncı aldanıyorum? Halbuki biliyorum bu bana zarar veriyor. Nefesimi kesiyor. E şimdi siz hepiniz bunları bilirsiniz. Yani nereden kabız olurum? Nereden ishal olurum? He? Efendim, hangi şeyi? Çay içersen uykun kaçar. Adam diyor ki, yani 3-4 saat, 5'ten sonra içersem diyor, sabaha kadar uyuyamam diyor. O adam onu tecrübe etmiş. Ben 10'da da içsem uyurum diyorum. Ama şimdi herkes kendi bedeniyle ilgili konularını biliyor. E, o zaman kalbinle ilgili konuların da doktorun biraz da kendin olacaksın. Benim canım ekşil ister. Benim canım şehvetim kabarır, şu haramı ister. Ne yapacağız? Bunun telafisi budur. O zaman ben bu ara biraz raydan çıkmak üzereyim. Biraz oruca devam. Oradan hemen oruçla öbür tarafı indireceksin aşağı kardeşim. Baktın gazap var, öfke var, sinir var, bilmem ne. Hemen mezarlara gideceksin, kabristana. Ölüleri ziyaret falan böyle. Yani kendini şey edecek, dünyaya karşı soğutacaksın. Efendim şunu alayım, bunu şey alayım. Uuu bir hırs tamağa girdi falan. Ama bu ne oluyor, ayarım kaçtı falan. Hemen ahiret, ölüm, kabir, mahşer. Yani bunlar birbirini dengeler. Ama illa da mürşit şarttır. Mürşitsiz insan kitap okuyarak da dengelenemez. Salavat-ı Şerife'ye çok devam edelim. Dersen ki ben mürşit bulamadım. Bulamıyorum, istiharem çıkmadı. Mürşit yerine geçecek tek amel salavat-ı Şerife'dir. Ama mürşit buluyorsan olmaz. Bulamadınsa diyorum. Mürşit bulamadınsa bir tek salavat-ı Şerife sana ruhaniyet mürşit olursa seni Allah muhafaza eder. Salavat-ı Şerife'nin ama sıralı ama öyle öyle salavat değil. 10 bin, 20 bin günlük. O zaman mürşit bul. Yani bu böyle söylüyor. Bu işin uzmanları böyle söylüyor. Her şeyin ehliyet ve liyakat. Bu yoldan gidenler, bu yolları deneyenler böyle söylüyor.
Bunlar diyor, biz bu yoldan geçtik, bu yollar çıktı diyor. Sen o çıkmayan yollara girme. Kalp ilmi farz-ı aynıdır. Ve gayru farz-ı kifaye. Diğerleri farz-ı kifayedir. Ama diğerleri deyince onu yanlış anlama. Yani abdest, gusül, taharet, namaz farz-ı kifaye olmaz. İlla ancak miktar ama yüedda bi feraizullah teala. Allah'ın farzlarını, vaciplerini yerine getirecek kadar abdest, gusül, taharet, namaz, işte oruç, hac, zekat farz olanlar için, hac, zekat herkese farz değil ya. Bunlarda nasıl yapacaksın da bunun farzını, vacibini bilmek o ilmi haldir. Ehl-i sünnet itikadı zaten bütün farzlardan önce gelir. Onu zaten konuşmuyor. Şu anda itikad konuşulacak durumda değil. Onun maneviyatını yükseltmeye çalışıyor. İtikad zaten şart. Onsuz iman olmaz. Müslüman değilsen zaten ne soru soruyorsun? Evvela Müslüman olacaksan ehl-i sünnete göre itikad. O başka bir. Onu katmıyoruz konumuzda. İlimlerden bahsediyoruz. İlimler içinde Allah'ın farzlarını yerine getirecek miktarda, farzları yerine getirecek kadar farz, ayn, ondan sonraki ilimlerden önce ne gelir diyor? Kalbini Allah'tan gayri düşüncelerden, muhabbetlerden, ilgilerden, alakalardan arındırmakla ilgili, kalbini temizlemekle ilgili ilimler gelir. Bu seni çok şeyden kurtarır diyor. Ve yuvaffikuke, evet, Allah Teala seni muvaffak edecektir. Hatta tuhassilehu, nihayet sen Allah'ın tevfikiyle ne yapacaksın? Kalp ilmini de, farz olan ilimleri de tahsil edeceksin. Dördüncüsü, sana dördüncü nasihat, son. Bundan sonra haftaya inşallah ben televizyondan yaptığım derste Eyyüel Veled'in sonunda beş vakit namazdan sonra şu duayı bırakma diyor. O duayı ben, o duada birkaç saatlik derstir yani. Onu ben haftaya yapayım. Öylece kitap bitiyor. Burada dördüncüyü bitireceğim. Nasihatları bitmiş oluyor. Sonra diyor benden bir dua istedin. Farz namazlardan sonra bütün duaları topladım. En şumullü bunu yaptım diyor. Topladım hadislerden. Bu duayla amel et diyor. Onu haftaya ben okurum size inşallah. Dergiye de yazacağım, söz verdim. Dergide basacağız, duada yazmadık. Unuttuk yani. Ama yetiştiririm herhalde. Çünkü baskıya daha gitmedi. İnşallah yetiştiririm. O dua yani. Haftaya okuyacağımız duayı söylüyor. Mart'ın dergisine yetiştireyim bari. Ne yapayım? Çünkü kitap çıkartalım diyorsun. Bir senede çıkmıyor kitap. İşi zor. Gece gündüz uyumuyoruz ama kitap ben hızlı iş yapamıyorum. Yani çok detaylı yazıyorum onun için. Öyle oluyor. Ve Rabi'ü dördüncüsü Ella tecmâ minet dünya. Dünyadan mal yığmayasın. Ekfera min kifâti sene. Bir seneden fazlalık. Bir sene ne biliyor musun? Bir seneye kadar müsaade var. Kemâkâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi yu'iddü zâlike bir senelik nafaka hazırlardı. لِبَعْضُ حُجُرَاتِ eşlerinden bazısına. Şimdi buradaki şerhlere de baktım, isim vermiyorlar. Niye isim vermiyorlar? Annelerimiz arasında bir fazilet farkı var. Bu fazilet farkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hanımlarına yani tevekkül makamları öbürlerine göre zayıf ha. Bize göre değil. Bize göre kıyas kabil değil bize göre. Biz onların yanında Müslüman sayılmayız yani. Onlar o kadar maneviyatlı. Ama makam meselesi. Diğer bazısına göre makamı biraz daha tevekkülde aşağı olana derdi ki senin bir senelik nafakanı hazır tutuyor. Ne gibi? Biliyorsunuz Medine'de nafaka en çok nereden saklanabilen nafaka neydi? Hurma. Biliyorsunuz hurmada ambarları var. Hurmanın neleri var? Mısır'ın ambarı oluyor ya bize Karadeniz'de. Mısır ambarı gibi. Hurmanın da ambarı oluyor. Orada kalıyor. Şimdi sıralı hurma mı yiyecek? Ama hurma para. Anladın mı? Çarşıya gittiğin zaman yani ölçekten diyelim sağ
üç elçe hurma verirsen şu kadar ekmek, un, efendim ne yapabiliyorsun? Takas yapabiliyorsun. Eskiden zaten böyle nakit, kağıt, bilmem ne para yoktu. Mal mübadelesi vardı. Dolayısıyla annelerimizden bazısını tevekkülde yani diğerlerinden zayıf ise bir seneyi geçmezdi. Derdi ki bir senelik nafakayı, hani ki ben de ölürüm kalırım şey, ama bir senelik nafakaya kadar müsaade var, bir senelik. Bir senelik nafaka ne demek biliyor musun? Yemen, geçimin. Ne yiyorsun? Şimdi ben sana bir hesap yapayım. Fidye nedir? Tağımı miskin, fakirin yiyeceği. Ramazan'da oruç tutamayan adam, geçen sene neydi? 15 liraya mı çıktı? 15'e çıktı değil mi? O 10 lira, 11 liraydı da şimdi bu seneler pahalandı. Bu sene daha da artar. E değiştirecek tabii, şey artıyor. Mal mülk artıyor, devalüasyon oluyor, enflasyon oluyor. O da ona göre yani hesap yapacak. Buğdaydan şu kadar, hurmadan bu kadar. Fıkıha göre, hadis-i şerife göre. Yani diyelim 15 lira. İslam'da yemek ne kadar? 2 öğün. 3 öğün develer yer diyorlar zaten. E şimdi 2 öğün yemek varsa, burada da 15 tane hesap yaparsan, 30 lira bir adama yetiyor mu? Kaç çocuğun var? Analım, 3 de çocuğum var. Efendim, onlara da 30 liradan koydun. He? 120 lira mı? 3 kere 4? Evet, 12. 120 liralık senin neyin var yani? Ailen 120 lirayla? 15 lira değil ya, şimdi kuruş ya o şey. Şey kuruşa dönmedi mi? Lirayı kuruşu hepsi karıştırdık zaten. He? 15 TL he. Sen şimdi peki, yani bir evdeki çoluk çocuğun nafakası, bunu bir seneyle çarparsan, yani işte onu çoluk çocuğun yiyeceğine göre konuşuyoruz. Gerçi bir evde, ama şimdi bir çorba kaynadığı zaman herkese yetiyor da, o kadar masraf olmuyor. Ayrı ayrı adam sayarsan öyle oluyor. Ama en nihayetinde bir fidyeyi düşünsen, bu fidyeyi baz aldığın zaman bir kişinin efendim günlüğüdür. Bu günlükle nüfusa çarparsın. Ondan sonra da sen bunu senenin günlerine çarparsın. Anladın mı? Bu rakam neyse aşağı yukarı yani. Aşağı yukarı. Yani kimisi et yer, kimisi efendim şey zeytin yer, fark şey değil, ama bu noktada senin bir senelik geçiminin kenara ayırıp saklamana müsaade var mı? Var. Bizim zaten tevekkülümüz yüksek değil. Maneviyatımız, yani Evliyaullah'ın derecesine zaten hiç ulaşamayız. Sahabe derecesine hiç ulaşamayız. O zaman bizim gibi zayıflara bir senelik nafakayı kenara koymaya müsaade etmişler. Vekale buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme ceal kuti âli Muhammedin kifafa. Ya Rabbi, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, ehli beytinin rızkını çok bol yapma, zenginlik verme. Yeterli yap, muhtaçlık verme. Yani Efendimizin duası, çoluk çocuğu için nafakasına zenginlik hiç istememiş. Muhtaç etme, yeteri kadar nasip et. Öyle dediği halde de, biliyorsunuz 3 ay geçerdi, evinde ocakta duman çıkmazdı, bir sıcak çorba bir şey pişmezdi. Ama tabii sütle, hurmayla da yaşıyorlardı. Sütle, hurmayla aylarca yaşıyorlardı. Bazı kere de tavuk da geldiği olur, bazı kere de kuzu da kesildiği olur. Böyle sofralarda da bulunmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ekseriyetle aç kalmıştır. Bir kere bile hayatında tam doymamıştır. Tam doymamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Ehl-i Beyt'in içine yeterli rızık istemiştir. Zenginlik istememiştir. Ama velem yekun yu'iddu zâlike. Bunu hazırlamıyordu likülü hücurati. Bütün hücrelerine, yani her hanesine, eşlerin nefsine bunu hazırlamıyordu. Belki hani yu'iddu, bunu hazırlıyordu. Limen alime enne fî kalbi azâfen. Kimin kalbinde tevekkül bakımından biraz zafiyet olduğunu anlıyorsa, ona diyordu ki, senin bir senelik istihkakın şurada hazırdır, ambarın sana ait duruyor. Oradan ben sefere giderim, gazaya giderim, yola çıkarım, harbe çıkarım, vefat ederim. Yani senin bir senelik nafakan oradadır. Onunla, yani paraya tebdil olunabilecek bir şey hurma. İstediğin gibi geçirirsin. Günlük yiyeceğin çıkar. Ama
Ve emmâ men kâne sahibete yakînin. Bunu da ben ilk görüyorum burada. Yani İmam Gazali Hazretleri bunu tespit etmiş. Hangi annemiz itikadı daha kuvvetli yani öbürüne göre ve hangisi efendim şüphesiz şey tevekkülü teslimiyeti çok fazlaydı. Ma kâne yu'iddülâ. Onun için hazırlamazdı, saklamazdı. Ekfera min kûti yevmin venus. 1,5 günlük. Bir günde demiyor, 2 günde demiyor. 1,5 gün. Yani demek ki 2 öğünle bir de öbür günün öğünü olsa 3 öğün. 3 öğünden fazla bir nafaka kenara koymazdı. Allah ne gönderirse gelir diye. Onda çünkü ne yoktu diyelim. Ya ne yiyeceğiz, ne içeceğiz sormuyorsa veyahut da onu bakarsa kalbini bilir. Sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi. Acayip iş. Yani Ayşe annemiz bu usta tevekkülü çok kuvvetli. En kuvvetli olanlardan biri diyebiliriz yani. Ne yaptı? Devamlı oruçlardı. Ayşe annemiz ömrü boyunca oruç tutmuştur biliyor musunuz? Hiç oruçtan geri kalmamıştır. Yani bayram günleri hariç. Sıralı oruç tutardı. Ve Abdullah bin Zübeyir yeğeni, Esma validemizin oğlu, ona çuvallarla altın gönderdi. Mekke halifesi olunca, kralı olunca. Hepsini akşama kadar dağıttı. Torba torba böyle her yer altın, saçılıyor. Hepsini akşama kadar dağıttı. Ondan sonra yandaki yardımcısına dedi ki, iftarlığımı getir. O da dedi ki, ne para bıraktın ki ne iftarlığını getireyim. Aksi bir şeydi o da herhalde biraz. O da dedi, ne konuşuyorsun dedi. Dediğini, yahu dedi bu kadar para dağıttık da Medine'de fakir kalmadı, herkes altın aldı da. Biz dedi akşama yiyecek bir şeyimiz yok, bir tane ekmek alaydık, bir parça bir şey alaydık diye. Söyleseydin dedi bir ekmeklik para ayırırdık dedi. Hatırlatmadın bana dedi. O zaman sen de aç kalacaksın, ben de aç kalacağım. Kalırım dedi, tamam ne yapalım. Getirir oradan bir ufak zeytinyağı bir şey, kuru ekmek kalmış eskiden. Batırdı onu yedi, ne yapsın. Yahu İstanbul'u satın alacak kadar çuvalla altın geldi ya. Akşama kadar dağıttı. Şimdi Ayşe annemizdeki bu tevekkül, bu Efendimiz'den vefatından sonra sallallahu aleyhi ve sellem, vefatından sonra bir de yani. Ya Resulullah vefat etmiş, bana kimse bakmaz. Madem yeğenim kralken geldi, bir kenara koyayım yani. Fetvası da var ha. Fetvası da var ama Resulullah'ın sevgilisi Ayşe radıyallahu teala, en sevdiği diyelim. Sevgilisi tabiri biraz sıkıntıya girer. Ama Arapçası Habibe. Allah-u Teala'nın sevdiğinin sevdiği. Yani niye en fazla seviliyordu meselesine? Biraz da kalp manevi haller ve tevekkül ve teslimiyeti de düşünerek bakmak lazım. Yani bu nasıl bir şeydir? Bir insan iftara çıkacak bir tabak yemek parası ayırmaz mı ya? İşte öyle yaşadılar. İşte Allah sevgisi, Allah muhabbetiyle yaşadılar. Bize de yani nasihat ediyor. Diyor ki, yani sizin de tabii şeyiniz zayıf olur, kendin çok kuvvetli olursun, hanımının teslimiyeti, tevekkülü az olabilir. Gelen paraların hepsinde ne yapma? Çarçur etme. Gerçi hanım sana ne der? Kaç lira geldi? Ya emekli olduk mu? 40 bin lira para geldi. Hemen bir arabayı değiştirelim. Ne yiyeceğiz hanım on sonra? Ondan sonra yemek isteyeceksin, et isteyeceksin, but isteyeceksin, para yok bilmem ne. Olsun. Biz evde ne yersek yeriz, dışarıya hava atalım da. Türk milletinin cinsiyetinde yani ırkında, damarında dışarıya hava at da içeride aç yat. Mevzu budur. Mevzu budur. Samimi söylüyorum, bir gelen parayı ya bir senelik, iki senelik erzak, çoluk çocuk var, yaşlanırım edemem, kenarda tutalım da veyahut bir finansa kar payına koyarsın. Paranın aslı kalırcı olmazsa, finans caiz. Paranın aslı mahfuz kalır da birkaç kuruşta belki gelir 100 lira, 200 lira. Onlar da çok bir şey vermiyorlarmış ama neyse. Ondan sonra sen efendim, yani dursun kenarda. Yok, adam dese ki, erkekler daha biraz şimdi belki de tutumlu oldular yani. Ters döndü iş. Çünkü adam çalışacak, sonra kazanacak, canı çıkacak. Onun için adam biraz dursun kenarda dese. Hanımıyla yok, şunu isterim, bunu isterim. Ondan sonra şunu değiştirelim, bunu değiştirelim, üstümüzü başımızı değiştirelim. Millet oramızı görüyor. Dışarıdaki giyimimize, kuşamımıza bakıyor. Evde ne olursa olur. Bu İslam'a uygun bir şey değil. İslam kenara bir senelik bir nafaka ayırmaya da müsaade ediyor. Bu da az bir rakam değil. Bak demin bir hesap yaptı, 36 bin
He? İşinize gelince nasıl doğru hesapladın? 43 bin? 43 bin 800. 44 bin kadar bir rakam. Müsaade var size. Bir senelik nafakanıza müsaade var size. Hatta yani ben bunu Fatih Kalender Hoca'dan şey demedim. Buyur. Kazanılmıyor değil. Kazanılmıyor da ben vereceğim demedim ya. Ya varsa paran saklayabilirsin dedim. Daha mübarek adam. Bazısı da diyor ki bu parayı vermek lazım. Elden çıkartmak lazım. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız oluyordu. Bir ufak bir kuruş para durmuyordu. Sabaha kadar bırakıyordu. Şimdi siz böyle bir havaya girersiniz. Ondan sonra bütün parayı dağıtırsınız falan. Sonra çoluk çocuğu aç bırakırsınız. Ben onu demek istiyorum yani. Gelen parayı bir kenara koyup saklamaya müsaade var. Bir senelik nafakaya kadar. Ben sana üst limiti bir senelik nafakaya kadar söylüyorum. Ama sana şunu demesinler. Madem tarikata girdin, derviş oldun, dünyayı terk edeceksin. Ondan sonra 3000, 5000 lira para kenarda tutulur mu? Hep dağıtacaksın fakire bu kadar falan. Çoluk çocuğu aç bırakırsın. Bunu yapman lazım değil diyorum. Senin makamın, değil mi? İbrahim İbni Ethem değilsin. Beyazıt Bestami değilsin, öyle mi? Ayşe annemiz makamında bizim hanımlar hiçbiri asla değil. O zaman bizim aile, çekirdek aile, biraz kenarda bir şeyler kötü gün için saklamaya cevaz var. Ben sana bunu anlatıyorum. Ama diyor, bundan fazla da diyor, yığma diyor. Sen tabii o kadar kazanamıyor, doğru söylüyorsun ama kazanan da var. Kazanan da vardır. Allah kazançlarınıza bereketler ihsan eylesin. Şimdi ben size mesela kazanamıyorum diyorsan, ben sana bir dua öğretirim. O duayla diyor, yedim yedim bitiremedim diyor Evliyaullah. Ben diyor, ömrüm hayatımda bu duayı öğrendiğimden beri diyor, bu duayla geçiriyorum diyor. Bak şimdi. Burada yazdık. Allah amele muvaffak ederse ben de yapıyordum bir ara. Şimdi nasıl olsa yiyorum içiyorum diye yapmayı terk ettim. Halbuki aç mı kalmam lazım illa. Yapsam daha bolluk olur. Esma-us Sahabe. Sahabenin isimleri isimli bir eser. Bu mübarek eserde Davud İbni Ebi Hind radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir kere Mekke'ye doğru yola çıktık. Bir yerde konakladık. Bir bedevi Arabi yanımıza geldi. Tipi şekli böyle kılık kıyafeti çok alim falan. Düzgün değil. Dedi ki bana biraz yiyecek bir şeyler verin. Biz de ona bir şey veremedik. Yani nafaka hesabı yaptık. Mekke'ye kadar yoldayız. Yollarda ot yok, ocak yok. Yani yanımızda bize yetecek kadar zor var. İstedi bizden bir şey. Biz ona bir şey veremedik. Ne zaman ki yola çıktık. Allah Allah. Bu dua esasen ne için biliyor musun? Bu dua şöyle bir dua. Bir adamın yanında gidiyorsun ondan iş isteme. Adam sana iş vermiyor. Veya hani işçilik bazında seni işe almıyor da olur. Veya efendim ondan bir iş yapmak istiyorsun. Bir malını ona satmak istiyorsun. Anladım, kendin işçi olarak girmek değil de. O da ihtiyacım yok diyor. Başkasından aldım, rekabete sokup bir şeyler ediyor. Adamdan sana ne olmuyor? Rızık çıkmıyor yani. Yani bu durum öyle oldu. Geldi bizden bir şey istedi. Biz de bir şey vermedik. Vermeyince kaldırdı ellerini. Allah'ın ne kulları var. Dedi ki ya Allahu, ya Allahu, ya Allah. Ya ahadu, ya ahadu, ya ahad. Ya vahidu, ya vahidu, ya vahid. Urzukni şeyen minhum beynum ebev. Urzukni minhum şeyen beynhum ebev. Allah'ımızın üç ismi şerifini üçer kere tekrar etti. 9 kere oldu. 9 kereden sonra ya Rabbi bunların canı istemese de, kendileri istemese de bunlardan bana bir rızık ver. Ya size çok lazım bu ya. Çoğu yerden iş alamıyorsunuz, ben biliyorum. Gidiyorsunuz, iş alamıyorsunuz. Bana diyorsunuz, hoca dua et. E sen dua et mübarek adam. Karnın ağrıyor, ilaç içmiyorsun ya mübarek yani. Bir ilacı da bana içtireceksin. E kendi derdine kendini dua et. Allah demek zor mu ya? Dua etmekten üşeniyorsunuz, ondan sonra nasıl siz böyle efendim iş kazanacaksınız ya? Bu kadar üşen geçtikler. Diyor, manasını yazdım 94. sayfa. Bizim Lale Gül Dergi'nin 94. sayfasında 3 numaralı dua.
yani rakam olarak üçüncü rivayet. Sayfa 95'e geçiyor yani. Çok az bir zaman geçti diyor. Bak dikkat et. Ama ihlas, ihlas, ihlas. Yani yolda gidiyoruz, bu da bizi takip ediyor. Lan dedik, Allah Allah. Adama bir şey vermedik ama adam zorla koparacak. Bir dua etti yani, bizim bütün moralimiz sıfır oldu diyor. Bize. Bunlar istemese de bir şey gönder bana dedi. Yani nasıl gönderecek? Mevla gönderir tabii de. Biz dedik, bu işin ucu bize dokunacak ama ne zaman dokunacak? Develerden biri çöktü diyor. Kalkamıyor, hadi bakalım. Murdar olmadan beni kesin dercesine. Öyle ya. Yani şimdi bu vaziyette ben sizi Mekke'ye götüremem. Benden iş geçti. Fakat hiç olmazsa önce keserseniz, yersiniz içersiniz, bir kebap yaparsınız. Öbür türlü zaten ölüyorum yani, hepten boşa gidecek. Murdar olmasın. Boynunu böyle uzattı diyor, kesin diye. Takatı bitti diyor hayvan diyor. Allah Allah. Hepimiz dedik ki ulan bu Arabi'nin duası böyle az bir şey de değil. Koca deveyi götürdü. Hemen diyor deveyi boğazladık. Etlerinden biraz aldık. Kalanını biz yolcuyuz dedik. Hepsini bıraktık diyor. Öbür develer de gitmeden evvel. Çünkü kafile gidiyoruz diyor. Yani Allah'ın ismi şerifi yani var ya. Kayadan su çıkarır. Anladın mı? Çölde deve yedirir. Rızık ya, Razzak. Sen hala diyorsun ki o kadar kazanamıyorsun. Mübarek. Demek ki duayı bol yapmıyorsun. Kusura bakma. Kazanırsın. Kazanırsın. Allah'ın izniyle kazanırsın. İslam'a hizmet için, yardım etmek için Allah çok versin hepinize. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala İşte şimdi özellikle bir adamlardan bir iş için gidip de bir şey isteyip de o iş olmama anında veya olması için çok tesirli. Ama geri kalanlarda cuma namazından sonra 11 kere, burada yazmamışım onu. Cuma namazından sonra özellikle 11 keredir cumadan cumaya. Her gün sabah okusanız yani 5 vakitten sonra okursunuz, 3'er kere okuyun. Bu zor bir şey değil. Uzun bir şey değil. Sonra biz şaşırdık. Hemen gittik dedik ki sen develer, etler sana kaldı. Helal olsun. Mübarek olsun da biz senden bir şey öğrenmek istiyoruz. Ne oldu dedi? Ya bu duanın kaynağı ne dedik? Sen bir böyle bir dua yaptın ama sana içine mi geldi? Kaynağı ne? Dedi ki benim dedem sahabedendi dedi. Bu ta çok eski bir hadise ha. Yani 1400 senelik iş. Benim dedem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmiş. Dedeme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı öğretmiş. Biz dedi, hep bu duanın bereketiyle dedemden öğrendik, bütün aile yaşıyoruz dedi yani. Şimdi gidiyoruz adam bir şey vermiyor. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Vahid. Ama adamın yüzüne böyle bağıra bağıra şey yapmayın. Kahariye okur gibi adam. Ocağımı mı batıracaksın lan çık git der. İçinizden daha duayı Mevla duyuyor kardeşim ya. Ağzınızdan ama içinizden bağıra bağıra değil. Ve böylece dedi Süleyman el-Alevi rahimeullah el-Erba'in isimli eserden nakletmiştir. Esma-u Sahabe isimli eserden nakletmiştir. Benim kaynağım da 700-800 senelik kaynaktır. Muhammed İbn Ali Ali Hırdel Alevi el-Vesailu Şafi'a fil-Ezkarin Nafi'a. Bu da şöyle bir kitap. Elhamdülillah çok eski kitap ama yeni basıldı elhamdülillah. Biz de bu ilimlerden de size aktardık elhamdülillah. Bununla amel ederseniz hiç muhtaç kalmayacaksınız. Size iş vermek istemeyen, yardım etmek istemeyen, işinize destek olmayan yani o işte sizin karınıza engel olmak isteyen. Hani öyle ya çok işler oluyor, ortaklık oluyor, bir hisseye giriyorsun. Adamlar takoz koyuyorlar. Çok oluyor böyle hadiseler. Ama Allah'ın izniyle istemeseler de Allah'ın ismiyle rızkınız size gelecek. Allah helalından merzuk eylesin. Haramlardan, şüphelerden muhafaza eylesin. Amin. Şimdi haftaya inşallah eyyühel veledi Allah bir mani vermese bitiririz. Ondan sonraki haftada biz size dua ederiz. Bize hakkınızı helal ediniz. Bizden de size helal olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e selam gönderiyor musunuz? Allah Teala huzurunda tebliğ edebilmeyi ve kabule şayan olmayı, selamımıza cevap almayı nasip ve müyesser eylesin. Hepimizin üzerine selamlarını ulaştırsın. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina
Muhammedin Nebiyil Ümmi. El Habibil Alil Kadri. El Azimil Cahi. Ve alâ âli ve sahbi. Amin. Şimdi arkadaşlar, kısaca dualar yapacağız. Zavendikli Mustafa Efendi hocamızın kerimesi, kıymetli hafız Kurra'dan, kıymetli hoca hanım, ablamız, talebeleriyle beraber Türkiye'nin düzelmesi için, selamete çıkması için, maddi manevi baskılardan vatanımızın kurtuluşu için bir an evvel şu çalkalantılı, bu sıkıntılı süreçlerin nihayete erip İslam huzuruyla, Kur'an huzuruyla şu vatanımızda yaşamamız için hatimler ve dualar okumuş, bana da dua yapmam için rica etmiş. Madem onlar bu kadar emek ettiler, kaç hatim var biliyor musunuz? Kaç hatim yapmışlar? Ama çok kurradır. Namazda Kur'an'ı hatmeder. Öyle maşallah. Allah nazardan var. Kaç hatim yapmışlar? 1030 hatim yapmışlar. Hem de hepsi kalıp gibi böyle. Rastgele okumazlar. Hepsi hafız kurra talebeleriyle beraber. Şimdi onun duasını yapacağız inşallah. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya alimu ya halim. Ya Ali ve Azim. La ilahe illa ente. Ve la na'budu illa iyyake. Fa'fu anna ve'afina ve teqabbel minna. İnneke entes semi'ul alim. Allahümme ezze'anna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem ma huve ehluh. Allahümme ezze'anna şuhkana khayral ceza. Khususan şeyhuna ve ruhu ruhina. Hâdînâ lallâhâ l-hâcu alîmîn hâddâllâ khisgâvî ve l-hâcu mahmûdûl ve fîkaddesallâhâ esrârâhumul aliyyâ. Allahümme aizzel İslâme vel müslimî ve edilleş şirke vel müşrikî. Allahümme kahhiril keferate vel fecerate vel mülhidîn. Allahümme eşgilil zâlimîne biz zâlimîn ve ahricina min beynim sâlimîn âminî gânimîn yâ ilâhel âlemîn. Allahümme ekfirlenâ minel ihvâni fiddîn ve cealnâ alâ sırâtın mustakîm. وارزقنا الأهلية والاستقامة وحسن الخدمة في الدين ونسألك اللهم في الدارين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب okumuş olan 1030 hatmi şerifi Kur'an hatmi şerifini 128 adet Fetih Sure-i Cellesini, 5000 adet Kelime-i Tevhid Şerifi, 5000 adet İhlas Şerifi, 33 adet 16.641 Ya Latif İsmi Şerifini, 29 adet 313 Fatiha-i Şerifi, 41 Yasin Şerifi ve 44 kere okunmuş 4444 Salavat Tefriciye'yi sahiplerinden Fazl-ı Kerem'inle kabul eyle. Niyetlerini bir an önce tahkik eyle. Amin. Vatanımızı, İslam vatanlarını selamete ulaştır ya. Amin. Askerimizi ya selametle vatanına döndür ya. Amin. Her sahada Mansur muzaffer eyle ya. Amin. Ya Rabbi içimizdeki dışımızdaki bütün teröristleri kahru mahvu perişan. Amin. FETÖ'nün bütün gizli hücrelerini deşifre eyle. Amin. DAEŞ'in bütün gizli hücrelerini açıkla ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ne kadar bomba hazırlayan, ne kadar kendini patlatma, ne kadar ortalığı efendim kan gölüne çevirmeye çalışan PKK'sı, PYD'si, DAEŞ'i, FETÖ'sü ne kadar var ise hepsini emniyet güçlerine bir an önce buldur ya Rabbi. Amin. Hepsini ya Rabbi etkisiz hale getirttir ya Rabbi. Amin. Şerlerini defeyle ya Rabbi. Amin. Vatanımızda sükunet, sekinet, selametler, huzurlar, feyizler, bereketler inzal eyle. Amin. Bol rızıklar inzal eyle. Amin. Allah'ım ekonomiyi düzelt ya Rabbi. Amin. Ya tanzim eyle. Amin. Bu euronun, doların böyle çıkmalarından muhafaza eyle. Amin. Borcu olanlar var, perişan oldular, yeniden geri çekilmelerini nasip eyle. Amin. Ya Rabbim, hem ekonomik yönden, maddi yönden, manevi yönden, zahiren batınen, memleketi karıştırmak isteyen kimler varsa kahru mahvu perişan. Amin. Fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ve vatanımızda bir an önce İslam huzuru, Kur'an huzuru, Ehl-i Sünnet vel Cemaat merkezinde içtimalar müyesser eyle. Amin. Bu işe çalışanlara yardım eyle. Amin. Niyet iyi olanlara yardım eyle. Amin. Niyeti kötü olanları ıslah eyle. Amin. İslam'a mukadder olmayanları helak eyle. Amin. Şerlerini üzerimizden sarf eyle. Amin.
Allah'ım sen fazl-ı kereminle Kur'an'ı okumak, okutmak, medreseler açmak, talebeler yetiştirmek, kız erkek medreselerinde ayrı ayrı şekilde, İslam ilimlerini, medrese ilimlerini ihya etmek, ölmüş sünnetleri ihya etmek, yaşayan bid'atleri öldürmek ve yeniden ecdadımızın yolu üzere Müslüman İslam alemine lider ülke olabilme vasfı için neler lazımsa sebeplerini tehye eyle ya Rabbi. Amin. Esbabını halk eyle ya Rabbi. Amin. Manileri izale eyle ya Rabbi. Amin. Cennetinle cemaline müşerref eyle. Amin. Cennetini rızanı bize helal eyle. Amin. Cennetine kavuşturacak inançlara amellere muvaffak eyle. Amin. Cennetinden uzaklaştıracak fikirlerden, inançlardan, ahlaktan beri eyle. Amin. Allah'ım cehenneminden, azabından sana sığındık muhafaza eyle. Allah'ım ateşinden, gazabından sana sığındık muhafaza eyle. Allah'ım cehennemin sesini işittirme, yüzünü gösterme ya Rabbi. Ya Rabbi sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle. Amin diyen dilleri ne harcahimden azade eyle. Ya Rabbi bildik bilmedik yakında uzakta gelecekte ne hayırlar varsa hakkımızda takdir eyle. Ya Rabbi önümüzde, ilerimizde, ya Rabbi bildiğimiz bilmediğimiz ne şerler varsa hepsinden sana sığındık muhafaza eyle. Allah'ım hakkımızda hayırlı kazalar, kaderler takdir eyle. Allah'ım kaderlerine, kazana rıza göstermek nasip eyle. Allah'ım rızasızlıktan, itirazdan cümlemizi muhafaza eyle. İmanlarımız sana emanet, kutsallarımız sana emanet, talebelerimiz, medreselerimiz sana emanet, namuslarımız, camilerimiz sana emanet. Vatanımız, İslam vatanlarını sana emanet ederiz, zayi etme ya Rabbel Alemin. Emanetleri zayi etmezsin, vaadine hulfetmezsin ya Rabbel Alemin. Ne kadar dua isteyenler varsa bu sohbeti dinleyenlerden, uzaklardan, yakınlardan, hepsinin ne hayırlı muratları varsa ihta eyle. Amin. Ne korktukları varsa emin eyle. Amin. Ne hastalıklarımız varsa acil şifa. Amin. Dertlerimize deva. Amin. Borçlarımıza edalar ikram Amin. Eyle. Alacaklarımızı tahsil etmek nasip eyle. Amin. Kayıplarımızı geri döndürmek nasip eyle. Amin. Allah'ım ne sıkıntılı müşkil işlerimiz var hallu asan eyle. Amin. Çocuklarımızı hayırla ıslah eyle. Amin. Terbiyelerinden aciz kaldık sen terbiye eyle. Amin. Allah'ım yüzümüzü gözümüzü onlardan aydın eyle. Amin. Allah'ım takvada zirveye çıkarıp müttakilere imam eyle. Amin. Allah'ım eşlerimizden zürriyetlerimizden gözlerimizi aydın eyle. Amin. Allah'ım helalından merzuk eyle. Amin. Haramlardan şüphelerden beri eyle. Amin. Allah'ım dünyadan soğukluk nasip eyle. Amin. Ahirete yönelmek nasip eyle. Amin. Ya Rabbi rızkımızla bizi uğraştırma, haramlara, şüphelere düşürme ya Rabbi. Amin. Rızkımıza kefil oldun sen bu kefaletinle. Ya Rabbi buna bizi iman ettir, buna tam tevekkül nasip Amin. Eyle. Ve ya Rabbi bizi kefil olduğun işlerle meşgul etme, bizi ibadetine tahsis eyle. Amin. İlme, amele, ihlasa ayır bizi seçkin Amin. Eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle, ya Rabbel Alemin ne duası isteyenler var, ne hayırlı muradı olanlar varsa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler istediyse hepsini istiyoruz senden bize nasip et. Kainat efendisine ne dualar ilham ettin, ne istiazeler, ne teavvüzler vahyettin. Nelerden sana sığındıysa hepsinden sana sığındık sen muhafaza. Ve entel müsteanu aleykel belâg ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbihi salatu ve selam aleyke ya Resulallah salatu ve selam aleyke ya Habiballah salatu ve selam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 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 وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا كافة إلى أرواح من ذكرت أسمائهم في هذه الجلسة من الشهداء والأموات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين محمد سيد الكونين الثقالين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبي في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم دعمت داعة النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم